Değerli hocalarım, değerli katılımcılarımız, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜBİTAK Ulak Bilim Teridisi'nin ve Akademik Dergiler grubumuzun birlikte düzenlediği bilimsel yayıncılık konulu webinar serimizin üçüncüsünü açıyoruz. Seminerlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz bu arada. Yazarlık seminerimizin şu ana kadar 14 bin yaklaşık olarak, hakemlik seminerimizin de 5 bin izleyici tarafından izlendiğini belirtmek isteriz. Ulusal akademik yayınlarımızın kalitesini artırmaya dönük hizmetlerimizden biri olarak çok değerli hocalarımızla beraber bugün editörlük konusunu ele alacağız. Moderatör ve panelist hocalarıma davetimize icabetlerinden ve değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu seminerlerimizin hazırlanmasına ve aksaksız bir şekilde sizlere ulaşmasında emeği geçen Ulak ve müdürümüz başta olmak üzere uzman ve teknik arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Sibel Hanım'ın katkılarını burada özellikle belirtmek gerekiyor. Kendisi de programlarımız boyunca bizlerle beraber olmaya devam edecek. Değerli katılımcılarımız, bildiğiniz gibi seminerlerimiz YouTube Ulak.bilim TV kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve kaydediliyor. Katılımcılarımızın ileteceği bütün sorular takip ediliyor. Hocalarımız da yönlendiriliyor bu konuda. Zoom üzerinden bizi takip eden katılımcılarımızın da mikrofon ve kameralarında kapalı durumda olmasını da gerekli olarak öneriyoruz. Değerli katılımcılarımız, bugünkü webinarımızın moderatörü olan Nuh Kılıç hocamız sizlere panelist hocalarımızı takdim edecekler. Ama ben izninizle kendisini kısaca takdim etmek ve tanıtmak istiyorum. Yozgat Çayırılan doğumlu Profesör Nuh Kılıç, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Almanya'da doktora eğitimini tamamlayan Nuh Kılıç, akademik kariyerini Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda başladı. Hocamız 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanlarını aldı. Göreve başladığı bölümde bölüm başkanlığı da yapan hocamızın yurt içi ve yurt dışı yayınları yanında çok sayıda tebliğ ve danışmanlıkları da bulunuyor. BAP ve TÜBİTAK destekli birçok bilimsel projede de görev alan hocamız, TÜBİTAK Veteriner ve Hayvancılık Dergisi'nin de editör yardımcısı olarak halen görev yapmaktadır. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Seminerimizin ve verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Özellikle TÜBİTAK Ulak Bilim Ailesi'ne böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için başta Sibel Hanım ve siz olmak üzere tüm değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün de seminerlerden üçüncüsü olan editörlük seminerini sizlere sunmaya çalışacağım. İlk 2 günkü seriden sonra bugün 3. gün olan editörlük serisinde 3 tane çok değerli konuğum var sizlere sunmak istediğim. Panelist hocam var. Bunlardan ilki Profesör Doktor Cem Uzun. İkincisi Ertuğrul Kılıç hocamız ve üçüncüsü ise Orhan Tatar hocamız. Cem hocamız ve Ertuğrul hocamız bunlar tıp fakültesinde, Orhan hocamız ise Mühendislik Fakültesi'nde görev yapmakta. Kendileri çok değerli bilim adamları. Bugün 3 değerli bilim insanından 3 tane çok değerli sunum var. Bunlardan ilki Cem hocamıza ait. İyi bir editör nasıl olunur şeklinde. Bize bu konu üzerinde iyi bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. İkinci değerli konuğumuz TÜBİTAK üyesi, çok değerli arkadaşım Ertuğrul hocamız ise ülkemizde bilimsel araştırmanın yaygın etkisinin yanında editör, hakem ve dergilerimizden beklentilerimizin değerlendirilmesi konusunu bize işleyecek. Ve son olarak da deprem konusunda uzman olan Orhan hocamız, Orhan Tatar hocamız, uluslararası akademik dergilerde editör, yazar ve hakem ilişkisi. Türkiye ne durumdadır? Bize de daha çok karşılaştırıcı bir sunum yapacağı düşüncesindeyim. İlk olarak ben Cem hocamıza söz vermeden önce kendisinin kısa bir özgeçmişini, biyografisini siz değerli dinleyenlere sunmak istiyorum.
Profesör Doktor Cem Uzun, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu kendisi. Araştırma görevliliği ve akademik kariyeri ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kulak, burun, boğaz anabilim dalında devam ettirmektedir. Özellikle Avrupa Bilim Editörleri Birliği 2018 yılından itibaren 3 yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş. Bu oldukça değerli bir görev olarak görüyoruz. Hocamızın 2018 yılından itibaren TÜBİTAK Ulak Din TR Dizim Fen Komitesi üyeliği devam etmektedir. Yine Balkan Medical Journal, Trakya Üniversitesi'nde yayınlanan bir tıp dergisi. 2004-2008 yıllar arasında editör yardımcısı ve 2012-2016 yıllar arasında da baş editörlük yapmaktadır kendisi. Hocamızın çok değerli idari görevleri de var. Rektör yardımcısı ve genel sekreter, üniversite genel sekreteri görevlerini de yapmış kendisi. Kulak, burun, boğaz konularında 100'ün üzerinde akademik yayını vardır ve 20 civarında makale, editoryal derleme, kitap ve kitap bölümü yazmıştır. Yani İngilizceden Türkçe'de birçok kitap çevresinde görev alan çok değerli bir bilim adamıdır. Şimdi sunularını yapmak üzere ben mikrofonu Profesör Doktor Cem Uzun'a bırakıyorum. Buyurun değerli hocam, siz dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle bu etkinliğin hazırlanmasında katkısı olanlara, başta Sibel Hanım olmak üzere, çok teşekkür ediyorum. Nazik davetlerinden ötürü de. Yine bizi dinleyenlere de saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. İddialı bir başlık. Benim tabii editörlük deneyimim yanı sıra uluslararası camiada da özellikle bu slaytta gördüğünüz Pippa Smart ve Anna Maris Sükin çeşitli kurslarından edindiğim bilgileri, notlarımı burada aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. İçeriğimiz öncelikle editör, iyi bir editör neleri içermelidir, ne gibi özelliklere sahip olmalıdır şeklinde devam edecek ve bir takım uluslararası standartlardan bahsedeceğim. Ve daha sonra dizinlerin bizler için koyduğu koşulları hatırlatacağım ve takım çalışmasını örnek olarak gösterebileceğimiz kendi dergimizden örneklerle nasıl gelişimi sağladığımızı sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli şu anki EASE'nin European Association of Science Editors'un başkanı ve bu konuda oldukça deneyime sahip Pippa Smart'ın tanımına göre iyi bir editörün şu özellikleri olması lazım. Bir defa her şeyden önce bilgili olması lazım. Yani yayınladığı derginin alanı konusunda. Araştırma ve yayın etiği konusunda yine ileri düzeyde bilgiye sahip olması lazım. Yayıncılık prosedürleri bilgisine sahip olması lazım. Araştırmacı, yazarlık, iyi hakemlik ve yayın kurulu üyeliği gibi deneyime sahip olması önemli. Tabii bunun yanı sıra analitik değerlendirme, kararlılık, liderlik, iletişime açık olma ve vizyon sahibi olma gibi çevre ve iletişim ağlarının zengin olması gibi özellikleri de onun başarılı olmasına katkıda bulunacaktır. Yine Emin Kansu Hoca'nın belirttiği bilimin temel ilkelerine sahip birisi de olması bence önemli. Bunlar dürüstlük, şeffaflık, evrensellik, adil olma ve erişilebilir olma. Ben de bunlara ek olarak şunları söyleyebilirim. Yaklaşık 10 bin civarında yazı değerlendirmesi yaptığım bu süreç zarfında şu tecrübeyi edindim. Bir defa iyi editör sabırlı olmalı, özverili olmalı, günde en az 2 saat ayırabilmeli, dayanıklı olmalı, güçlü ve koruyucu, bütün editöryal takımı koruyan yapıda olmalı, takım çalışmasına yatkın özelliğe sahip olmalı. Sevecen, saygılı, anlayışlı, empati yapabilmeli. Yazarlar açısından, çalıştığı hakemler açısından, onların yerine koyarak dergisini gözden geçirebilmeli. Sürekli gelişime açık olmalı, dinamik,
bir süreçle uğraşıyor çünkü. Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımcı, aktif katılımcı olmalı. Bunları yakından takip etmeli. Proaktif bir anlayış sahibi olmalı. Sorunları önceden görebilmeli. Bunlar oluşmadan çözebilmeli. Oluştuğu anda da o örnek üzerinden gerekli revizyonları yapabilmeli. Ve bu deneyimlerini paylaşmalı. Diğer editörlerle, yazarlarla, hakemlerle hem kendi eğitim açısından hem de katkıda bulunma anlamında paylaşımcı olmalı. Tabii birçok editör öncelikle işte önemli indekslere girmek arzusunda oluyor, haklı olarak. Çünkü bu indekslere girdiğinde yazı bulma açısından çok daha kolaylık olmuş olacak. Ama bir bilimsel derginin temel amacı önemli indekslere girmek olmamalı öncelikli olarak. Yüksek etki faktörüne sahip olmak için hedef koyarsanız bazen yanılgılara düşebilirsiniz. Bunun yanı sıra kaliteli bir dergi olmak için hedef koyarsanız bunlar zaten arkasından gelecektir. Burada bir takım özel notlar var. Bunları ben slaytlarımdan çıkarmadım ama zamanı iyi değerlendirmek adına daha sonra bu slaytlar paylaşılacağı için editör arkadaşlarımıza faydalı olur düşüncesiyle korudum. Yeri geldiğinde zaten bahsedeceğim. Yazarlara sorulmuş Nature tarafından işte sizi nasıl bir dergi cezbeder diye. Burada işte derginin saygınlığı, o disipline uygun olması gibi faktörler önde geçiyor ama bunları tabii yeni dergiler veya henüz daha gelişimlerini sağlamamış dergilerin yapması çok mümkün değil. Ama yapabileceğimiz bir şey var, o da nedir? İyi hakemlik sunmak, yazarlara ek bir katkıda bulunabilecek, onların yazılarını düzeltebilecek iyi hakemlik sunmayı her dergi bence yapabilir. Hem bu sosyal bilimler alanında hem de fen ve matematik ve tıp bilimleri alanındaki yazarlardan benzer bir öncelikli olarak kaliteli hakemlik sunması olarak belirtilmiş. Bunun önemini bir kez daha vurgulamak istedim. Tabii ki dergilerimizin web sayfası da çok önemli çünkü ilk başta yazarlar, okuyucular öncelikle burayı görüyorlar. Buranın modern bir görünüşte, etik değerlere sahip bir görünüşte olması gerekiyor. Gerçek bir dergi imajı vermesi lazım. Özellikle bu yağmacı dergilerin artması durumunda. Özellikle yeni başlayan, gelişimini yeni yapmaya sağlayan dergiler açısından bunlar önemli. Yazarlara bilgi kısmı çok önemli. Basit tasarım olmalı. Yazarların işini kolaylaştırıcı düzeyde olmalı ama içeriği önemli şeyler içermeli. Bu konuda yazarlardan geri dönüş de alınabilir. Onların fikirleri sorulabilir. Bunun yanı sıra bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve iyi uygulama ilkelerinden de faydalanabiliriz. Bu işte açık erişim dergilerin kurumu DOAŞ, yine Open Access Scholarly Publication Association, Committee of Publication Ethics ve World Association of Medical Ethics'in beraber, Medical Editors'un beraber oluşturduğu şeffaflık ilkelerine göre de dergilerimizi gözden geçirebiliriz. 2019'da bu revize edildi, ikinci baskısı çıktı. Buna göre örneğin değerlendirme süreci hakkında hem web sayfasında hem de dergimizde detaylı bilgiler verebiliriz. Yazı geldikten sonra hangi süreçlere gidiyor? Bunların yaklaşık tahmini süresi ne kadar oluyor şeklinde. Yine yayın kurulunun bilgileri detaylıca verilmeli. Bunların akademik düzeyleri, kurumları, alanları belirtilmeli. Editörlerin iletişim bilgileri net bir şekilde verilmeli. Eğer ücret alınıyorsa bunlar açıkça görünür bir şekilde yazılmalı. Telif hakları bilgisi, lisanslama, copyright onlar ayrıntılı olarak yazılmalı. Araştırma etiği konusundaki politikaları net bir şekilde verilmeli. Özellikle COPPA atıfla onun kılavuzlarından faydalanarak bunlar ayrıntılı olarak yazılmalı. Yine derginin sahipliği net olarak belirtilmeli.
web sayfası diğer web sayfalarıyla karışmayacak şekilde, onları taklit etmeyecek şekilde düzenlenmeli. Derginin ismi de diğer dergilerle karışmayacak şekilde belirlenmeli ki son zamanlarda görüyoruz işte World Journal veya International Journal vesaire şeklinde. Bu derginin çıkaran kurumun kimliğini öne çıkaran bir şekilde veya o bölgesel bir dergi ise o bölgeyi öne çıkaracak bir şekilde ayarlanmalı. Benzer dergilerle karışacak şekilde ufak değişikliklerle yapılmamalı. Bunlar çünkü dergileri değerlendiren daha sonra indeks komiteleri tarafından olumsuz bir şekilde karşılanabiliyor. Çıkar çatışmaları işte yazar, editörler, hakemler açısından net bir şekilde konmalı. Makalelere ulaşım nasıl oluyor? Onlar derginin gelir kaynakları ve reklam ve pazarlamayla, arşivlemeyle ilgili, yayın sıklığıyla ilgili bilgiler bu şeffaflık ilkeleri çerçevesinde düzenlenebilir. Bunlara her editörün bakıp dergilerini gözden geçirmelerini naçizane öneririm. Biliyorsunuz predatör dergiler yani yağmacı dergiler ve bunların indeksleri de var. Bunları bu slaytta gördüğünüz web sayfasından kontrol edebilirsiniz. Her ne kadar son yıllarda güncellenmiyor olsa da burada özellikle bazı dergilerimizde görüyoruz işte şu indeksteyiz, bu indeksteyiz gibi. Burada mutlaka bunlardan kontrol edin. Yağmacı indeks sınıfına giren indekslerde olmak size bir avantaj değil, dezavantaj sağlayabilir. Bunlardan önerim bu tür bilinen indekslerden bir an evvel dergilerini çıkarmaları ki yanlış bir izlenime sahip olmasınlar. Tabii uluslararası yayıncılık standartlarını belirleyen önemli editoryal organizasyonlar var. Bunların en önemlilerini birkaçını ben bu slayta koydum. Committee of Publication Ethics yayın etiği açısından birçok kılavuzları içeriyor. Bunları mutlaka her editör göreve başlarken veya başlamadan önce gözden geçirmeli ve yapacağı pratiği buna göre ayarlamalı. Hem bu editörün işini kolaylaştırır hem de onu çeşitli suçlamalardan korur. Yine Avrupa Bilim Editörleri Birliği'nin editörlere yönelik değerli kitap ve kılavuzları var. World Association of Medical Editors'ün yine editörlerle ilgili özellikle onların sorumluluklarını gösteren kılavuzları var. Buna üyelik ücretsiz, diğerleri ücretli oluyor. COPPA gerçi etik açıdan derginizin kalitesini ve bu işte bir ücret almadığınızı gösterirseniz ücretsiz üyelik de söz konusu. Bizim üyeliğimizi o şekilde yapmışlardı. World Association Medical Editors'un bir de tartışma platformu var. Bu çok eğitici bir platform. Çok güzel şeyler tartışılıyor. Dünyadaki birçok tıp editörü burada üye ve her sorunuzu burada sorup tecrübeli editörlerden bunlara yanıt alabiliyorsunuz. Hem editörler hem de editoryal kurul üyeleri buraya üye olabiliyorlar. Belirli bir değerlendirme sonrası. Bunu özellikle öneririm. Yine International Committee of Medical Journals Editors dergi üyeliği yapıyor. Bunların da önemli kaynakları var. Council of Science Editors de önemli kaynaklar içeriyor ama bunun üyeliği ücretli. Tabii bunlar sürekli güncelleniyor. Dinamik bir süreç, yayıncılık süreci. Bunları da bir kez değil, işte 6 ayda bir kontrol etmek lazım bana göre. Burada işte EAS Başkanı, Council of Science Editors Başkanı ve WEMEN'in de başkanlığını yapmış anlamayı görüyorsunuz. Bunların etkinliklerine katılmak, bunlarla tanışmak, hem bizim Türk editörlerinin orada görünürlüğünü arttırmak hem de yeni bilgileri takip etme açısından önemli. Bu etkinliklerin yakından takip edilmesini naçizane olarak öneririm. Burada bize çok iyi yol gösteren
kılavuzlar var. Örneğin burada COP'un Core Practice başlığı altında topladığı 10 tane başlık. Bunlar açısından dergimizin politikalarını mutlaka gözden geçirmemiz, hem derginin saygınlığının ortaya konması hem de iş değişimimizi bunlara göre yaptığımız takdirde dergimizin kalitesini arttırmamız açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunların hepsi bir kişi tarafından değil, yıllarca tartışmalar neticesinde oluşturulmuş kaynaklar. Yine etik kontrol listeleri, yazıların basmadan önce çeşitli kontrol listeleri hazırlayabilirsiniz. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Mesela biz dergimizde ilk başlangıçta bunları hassasiyetle uyguladığımızdan emin olmak ve bunu da göstermek amacıyla ayrı başlıklar altında göstermiştik. Burada da yazının sonunda kaynakçadan hemen önce işte bu yazının etik komite onayı var mı? Bilgilendirilmiş, onam alınmış mı? Hakemlik düzeyi nasıl yapılmış? Dış hakemler tarafından mı yapılmış? Yazar katkıları hangi düzeyde olmuş? Bir çıkar çatışması var mı? Bir destek almış mı? Bunları ayrı başlık halinde alsa da almasa da mutlaka belirterek hem check etmiş olduk yaptığımız işi hem de bu yaptığımızı da göstermiş olduk. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii dergi belirli bir gelişimi sağladıktan sonra böyle bir kendinizi ispat gereği kalmayabilir ama gelişmekte olan dergiler açısından bu uygulanım hem hata yapmayı engeller hem de yaptığınız işin gösterilmesi açısından önemli olabilir. Editör bağımsızlığı ve sorumlulukları çok önemli bir konu. Editör mutlaka bilimsel açıdan yazıları basma, değerlendirme açısından bağımsız olmalı. Ama bu bağımsız olmak tamamen bağımsızlık anlamına gelmiyor. Bir takım sorumluluklara da sahip olmalı. Dergiye karşı, beraber çalıştığı yayın kuruluna karşı, hakemlere, yazarlara karşı ve derginin sahibine, kurumuna karşı da bazı sorumlulukları var. Burada slaytta görülen kaynaklarda bunların detayları veriliyor. Bunlardan faydalanarak dergi yönergeleri hazırlanabilir. Kimin hangi görevi yapması gerektiği net olarak yazılabilir. Hangi durumda neler yapılabileceği, editör nasıl seçilir, nasıl görevi sonlanır, bunların ayrıntılı bir şekilde verilmesi, diğer yayın kurulu üyelerinin görevlerinin yetkilerinin tanımlanması, yine dergi sahibinin yetki ve sorumlulukların belirtilmesi ve dergi sahibiyle bir sözleşmenin yapılması önemli. Tabii bu uluslararası kuruluşlara üyelik bunları açısından da önemli çünkü editörü koruyacaktır. Bunlara riayet ettiği takdirde veya aksine bir sorunla karşılaştığı takdirde uluslararası camia editörlere sahip çıkacaktır. Yine etik editörün olması önemli veya araştırma bütünlüğü editörü olarak da geçiyor kimi dergide. Etik açıdan herhangi bir sorunla karşılaşıldığında danışılabilir. Yine editörle ilgili bir sorunla karşılaşıldığında ombudsman tayin edilebilir. Ombudsman'dan faydalanılabilir. Yönetici editörden editör faydalanabilir. Büyük dergilerde özellikle yazı akışının çok olduğu dergilerde. Bağımsız editörler katkı sunabilir deneyimli editörler dergilere. Özellikle editörün kendi yazılarının takibinde bunlardan faydalanılabilir. Tabii bazı önemli dizinler var. Bunlardan en önemlilerinden biri TR Dizin. Bu konuda önemli bilgiler veriyor, editörlerimizin gelişimine katkıda bulunuyor. Ve TR Dizi'nin bir takım teknik notları da var editörlere önerdiği. Bu teknik notları da gözden geçirmek, bu önerileri uygulamak dergilerimizin gelişimi açısından önemli olacaktır. Yine çok sık kullanılan, yazarlar tarafından kullanılan bazı indeksler, arama motorları var. İşte Google, Scopus, PubMed, Web of Science, Directory of Open Access Journals, TR Dizin gibi. Bunların teknik özelliklerini de göz ardı etmemek gerekiyor ki dergi görünürlüğünü arttırmak açısından bu indekslere girmek
önemli. Burada bunları standart olarak toparlayıp dört özellikte sizlere paylaşmak istiyorum bazı notları. Bu önemli indeksler dergi yayınlanma standartları açısından ele alıyorlar. Yazı içeriği, uluslararası ilgi ve atıf analizi açısından dergileri ele alıyorlar. Dergi yayınlama standartlarında işte dış hakemli mi? Yani editorial board üyelerinin hakemlik yapmasından ziyade dergide ismi geçmeyen dış hakemlere bu yazılar gönderiliyor mu? Etik yayıncılık prensipleri uygulanabiliyor mu? Bu konudaki politikaları yeterli mi? Bazı teknik gereksinimler gerekebiliyor. İşte XML formatında olması, PDF formatında yazıların sağlanabilmesi. Baskı yapıyorsa asitsiz kağıda basım yapılması. Zamanında yayınlanma bu çok önemli tabii. Dergi ve editörün devamlılığı, sürekli editör değişimi çok sıcak bakılmıyor. Bence de bir editör 3 yıldan önce değişmemeli. Mümkünse daha uzun süre görev yapmalı eğer başarılı gidiyorsa. Uluslararası yayıncılık prensiplerine uyuyor mu? İngilizce biyografik bilgi yeterli mi? Çıkar çatışması destek bilgisi verilmiş mi? Yazı tipi ve oranları bazı indekslerde önemli. Örneğin Web of Science yılda 15 tane orijinal makale istiyor örneğin tıp dergilerinde. Yine İngilizce, anlaşılır bir İngilizce beklentisi var. Bazı yayınlar mesela PubMed Central'de İngilizce tamamen çıkan dergilerin şansı daha yüksek. Yine iyi raporlama kılavuzlarının takibi, web sayfasından tam metine ulaşım. Yazı içeriği açısından da akademik hedef kitleye sahip bir dergi mi? Benzer kapsamlı dergilere göre farklı bir şey getiriyor mu? Veya bu konu hali hazırda yeterince mevcut mu? Bunu Web of Science özellikle dikkat ediyor. Yani farklı bir özellikler bulup kapsamımızı o şekilde belirlemek katkı getirecektir. Yine içerik orijinal mi? Özellikle PubMed, Medline seçerken orijinallik arıyor. Web of Science'da ise orijinallikten ziyade örneklem sayısı yüksek, power'ı yüksek çalışmaların basılmasını önemsiyorlar. Yine okunabilir olması, derginin amacına uygun içeriğe sahip olması. Uluslararası ilgi de önemli ama her derginin uluslararası olmasını bekleyemeyiz. Uluslararası olmak da zorunda değil, bölgesel olabilir veya o alanda ulusal olabilir. Ama bunu göstermesi bekleniyor. Yani bölgesel veriler veriyor mu? O alanda dünyada tabii o bölgeye ait yayınlar çok çıkmayabilir ama o bölgeye ait yayınları çıkarması o dergi ayrı bir katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bunu önemsiyorlar. Uluslararası temsiliyet, bölgesel temsiliyet tabii önemli. Bunlara dikkat ediliyor. Atıf analizleri eğer atıf etki faktörü varsa bunu yapmak kolay. Web of Science'daysa. Ama değilse de yine Google Scholar üzerinden faydalanıp atıf analizleri veya işte TR dizinden faydalanıp atıf analizleri yapılabilir. Toplam atıf nasıl, son atıf hareketliliği nasıl? Burada yazar ve yayın kurulunun literatürdeki atıfları da önemli. Özellikle yüksek atıfa sahip kişilerden editörül kurul oluşturulması, o tür kişilerden yazıların alınması önemli. Derginin zaman içerisinde literatüre entegrasyonun sağlanması. En önemli noktalardan biri de self-citasyonunun fazla olmaması gerekiyor. Tabii bunun belirli bir sınırı yok ama %20'nin üzerinde self-citasyon oranına sıcak bakılmıyor. Mutlaka bu dergiler eğer Web of Science'daysa inceleme altına alınıyor. Tercihen %10'un altında olmasına dikkat etmek lazım. Tabii bazı alanlarda bu ister istemez çok olabilir ama gereksiz yere stasyonlardan özellikle yazılar değerlendirirken kaçınmak gerekiyor.
Etki faktörü oluşturduktan sonra bunu nasıl arttırabiliriz? Bu konuda işte mutlaka kaliteli yazı basmamız lazım ki atıf alsın. Bunun için kabul oranlarımızı düşürmemiz gerekebilir. Özellikle tıp dergilerinde PubMed Central'e girmek, nispeten PubMed Medline'e girmekten daha kolay. Çünkü bir takım teknik gereklilikler sağlandığında buna girmek mümkün olabiliyor. Burada tam metin gözüküyorsunuz ve PubMed'i çok yoğun anlamda tıpçılar kullandığı için buraya girmek hakikaten görünürlüğü önemli düzeyde arttırıyor ve atıf alma şansınızı da arttırıyor. Yine bastığınız yazıların örneklem sayısının yüksek olmasına dikkat etmek lazım ki atıf alma potansiyeli artsın. İstatistik editörü yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki derginin kalitesinin artmasında en önemli etkene sahip konulardan biri. İstatistik editörü mutlaka bulundurulmalı. En azından bütün yazıları belki gözden geçirmesi zor olabilir ama en azından kabul edilme şansı yüksek yazıların, birinci revizyondan sonra kabule doğru gitme eğilimi olan yazıların en azından istatistik editörü tarafından değerlendirilmesinde büyük fayda var. Uluslararası yazıları çekmeye çalışmak lazım. Hepimizin yayın kurulundakilerin uluslararası düzeyde bağlantıları olabiliyor. Bunlardan faydalanmak gerekiyor. Açık erişim önemli. Sonuç veren kısa başlıklar en çok atıf alan yazılarda görülen özelliklerden bir başkası. Kaliteli yapılandırılmış özet ve metinin sağlanması. Orijinal makale ve kaliteli derleme yazıları en çok atıf alan bizim incelemelerimizde gördüğümüz yazılar. Ben son bölümde kendi dergimizden örneklerle birkaç not da aktarmak istiyorum. Bizim dergimiz Edirne Tıp Fakültesi dergisi olarak kuruldu ama üniversitemizin Balkan misyonu nedeniyle bunu 2011'de Balkan Medical Journal ve tam İngilizce olacak şekilde yeniden düzenledik. Ben editör yardımcılığına 2004 yılında başladım. Ahmet Ulu Gök hocamızın editörlüğü döneminde. Bu sürecin başlangıcında biz haftalık makale yazma seminerleri düzenledik. Bunların da çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem buradaki öğretim üyelerinin hakemlik yapması nedeniyle hem de yazı değerlendirmemiz nedeniyle. Yine burada yapılan en önemli değişikliklerden biri daha önceki dönemlere göre istatistik editörünün konulmasıydı. Standart istatistik editörü. Yine danışma kurulunun uluslararası kendi hocalarımızın davet etmemiz, kendi çevremizden tanınmış kişileri davet etmemizde ve bunları da zaman zaman hem davetli yazı bulma açısından hem de zorda kaldığımız dönemlerde yazı değerlendirme açısından faydalandık. Burada bu tabloda bizim derginin gelişimi görülüyor. Bakın ilk çıktığı yıllarda neredeyse tamamı yazıların kendi kurumumuzdan. Zaman içerisinde diğer ulusal ve uluslararası alandan da yazı alma gayreti içinde olduk. Kabul oranlarımız yavaş yavaş düştü. Neredeyse daha önce hemen hemen her yazı basılırken, gelen her yazı çok kötü olmamak kaydıyla sonradan işte yazıları reddetme mümkün oldu. Bazı yıllarda dergi zamanında basılamadı ve birleşik sayılar basıldı. Bunlar bir derginin prestij açısından oldukça olumsuz görüntüler. Mutlaka zamanında basılmaya ve farklı bölgelerden, yazarlardan yazı basmaya gayret etmemiz lazım. Bu gayretler neticesinde Web of Science'a girdi. Ama Web of Science'a girdikten sonra tabii biz ona girinceye kadar yazı bulmakta hakikaten güçlük çekiyorduk. Hatta kendi yazılarımızı. Çok sıcak bakmamakla beraber kendi yazılarımızı kendi dergimize göndermek zorunda kaldık. İyi böyle dergilere göndereceğimiz yazıları. Bunlar tabii bazı indeksler tarafından sıcak karşılanmadı.
Örneğin PubMed'e giremedik o dönemde ama Web of Science'a yazı kalitelerimiz, yazarlarımızın zenginleşmesiyle beraber kabul edildik. Ondan sonra da tabii bir patlama oldu. Özellikle ülkemizden yazı patlaması meydana geldi. Ondan sonra örneğin 2016'da ben en son editörlük yaptığım dönemde %95'e kadar ret oranımız çıkmış oldu. 2000'e yakın yazı geliyordu. Bunlardan seçme şansımız oluyordu. Hakikaten kaliteli yazıları seçme şansımız. Tabii bu büyük bir yük getiriyordu bize. Çoğunu editöryel kurulda haftalık yaptığımız yayın kurulu toplantılarında diğer arkadaşlarla beraber konu uzmanının önerileriyle beraber ele alıp hakeme göndermeden reddetmek zorunda kalıyorduk. Çünkü hakemleri de fazla zorlayamıyorduk. Bunun özetlersek iyi ekip oluşturma, kaliteli yazarlardan makale daveti, başlangıçta aylık sonra yazı arttıktan sonra haftalık toplantıların yapılması yayın kuruluyla beraber önemli oldu. Doğaca girmemiz yine derginin saygınlığı açısından önemliydi. İstatistik editörü önemliydi. Yine TÜBİTAK TR dizinde indekslenmemiz önemliydi. Çevrim içi başvuru sistemi kullanmamız bu dönem için erken sayılabilir. O yıllarda bunu öngörerek kullanmamız önemliydi. Ve sonunda Web of Science'a girdikten sonra bayağı bir popüler olmaya başladık ama zaman içerisinde de yani ülkemizdeki Web of Science dergileri içerisinde etki faktörümüz düşük olması nedeniyle son sıralarda yer alıyorduk. Bu da derginin zaman içerisinde yeterince kullanılmaması sonucu indeksten çıkarılması anlamına gelecekti. Böyle bir durumda mutlaka biz dergimizin kalitesini arttırmamız gerekiyordu ki yazarlar güvensin, okuyucular güvensin, kullansınlar bu bilgileri ve aktif alalım. Ve etki faktörümüz artsın ki bu tehlikeli bölgeden kurtulalım diye. Bunun için ne yapmamız lazımdı? Kaliteli dergi olmamız gerekiyordu. Kaliteli dergi olacağız, kaliteli yazılar basacağız. Bunun için iyi editoryal iş yapmamız lazım. Bu editoryal işi nasıl yapacağız dedik. İşte yazıyoruz, biz bunları uyguluyoruz, bunları standartlarına göre hareket ediyoruz ama hakikaten öyle mi hareket ediyoruz diye bunları ciddi bir şekilde gözden geçirdik ve bütün politikalarımızı ve uygulamalarımızı buna göre düzenledik. Ve buna göre iş planı yaptık. Kendi aramızda paylaştık ve sürekli bunları gözden geçirerek erken vadede, orta vadede, uzun vadede düzeltmemiz gerekenleri düzelttik. Özellikle iyi hakemler bulmak önemliydi. Yine bazı dergi değerlendirme kılavuzları var. Burada kırmızıyla belirttiğim COP'un, EAS'nin, Biomed Central'ın ve bizim yeni çevirdiğimiz editörel kitabında bu değerlendirme ölçütleri var. Bunlara bakarak derginizi gözden geçirebilirsiniz. Faydalı olacağına inanıyorum. Yine saygın indekslere girmek önemli derginin görünümünü arttırmak için. İşte PubMed Central mesela bu başlangıç için önemliydi. Kaliteli yazıları çekmemiz gerekiyordu bir şekilde ve çevremizi bu anlamda kullanmalıydık. Tabii burada derginin sahibi, dekan, rektör, bunlarla ilişkilerimizin iyi olması gerekiyordu. Bunların bize sahip çıkması gerekiyordu. Bizi bağımsız baskı uygulamaması gerekiyordu. Bunu da gerçekleşti. Onlara da teşekkür ediyorum tekrar buradan. Ve yayıncılığımız vardı. Yayıncımızla da birlikte öncelikle bu uyguladığını söylediğimiz kuruluşlara üye olduk resmi olarak. Bunlara üye olmak için gayret ettik. Ondan sonra da buralarda aktif tartışma platformlarına katıldık ve politikalarımızı bunlardan çıkan sonuçlara göre ayarladık. Gereğinde de literatürü düzeltmeden çekinmedik. Bunları yaptığımız icraata da yansıttık. Örneğin geri çekmeyi belki yapan nadir dergilerden biriyizdir. Yine buradan çıkardığımız bilgileri derledik. Bunları diğer dergilerle, okuyucularla paylaştık.
Çalışma planlarımız burada görüldüğü gibi 5 başlık altında topladık. Bunları 3 ayda bir gözden geçirdik. Örneğin Genel Tıp Dergisi olmamız nedeniyle alt başlıklar altında editör yardımcılarını ayırdık ve uluslararası editorial board'u zenginleştirdik ve Balkanlardan özellikle Balkanlara hizmet eden bir dergi olmamız nedeniyle kişileri buraya aldık ve onları aktif olarak kullandık. Yeterince katkı sağlayamayanları yıllık olarak değiştirdik. Ve böylece hem tanınırlığımızı hem işleyişimizi bir disiplinize etmiş olduk. Zaman zaman analizlerimizi yaptık. Ne tip yazılar geliyor, ne kadar bunlar atıf alıyor. Yine editörü kurul üyeleri arasında bir dengesizlik var mı? Onların red kabul oranları nasıl? Kaç günde değerlendirmeyi tamamlıyorlar yardımcı editörlerimizin takip ettiği yazılar? Bunların analizlerini yapıp gecikmiş süreçler varsa bunlar neden kaynaklanıyor ve bunları nasıl düzeltiriz? Herhangi bir politikalarımıza revizyon yapma ihtiyacımız var mı? Onlara baktık. Bir homojenliği sağlamış mıyız? Onlara baktık. Kendi kurumumuzdan çok az yazı kabul etmemize rağmen kabul oranı biraz yüksek gibi görünüyordu ama makale başı atıf sayılarına baktığımızda ister Balkanlardan gelsin, ister yurt dışının farklı ülkelerinden gelsin, kendi kurumumuz veya ulusal başka kurumlardan gelsin, bunların aldığı atıf düzeyleri hemen hemen aynı düzeydeydi. Bu açıdan da değerlendirmelerimizin objektif olduğunu düşündük. Arşivimizi zenginleştirdik ve tüm eskiye yönelik arşivi tamamlayarak web sayfasına yükledik. Uluslararası bu alandaki toplantıları yakından takip ettik. Burada hocalarla tanıştık, onları davet ettik. Onlar bizlere kurslar verdi, onlardan faydalandık. Yine ülkemizdeki bu alanda emeği geçmiş insanları ağırladık. Onların önemli katkılarından faydalandık. Yine ülkemizdeki diğer editörlere, yazarlara, hakemlere yönelik toplantılar düzenledik. Bölgemizdeki önemli dergilerle beraber ortak paneller yaptık. Bölge anlamında da işbirliklerimizi arttırdık. Ve sadece bir dergi çıkarmak değil, bence ülkemizdeki editörlerin aynı zamanda eğitsel yönü de olmalı. Eğitime de bu anlamda katkıda bulunmalı. PubMed Central'e kabul edilmemizle beraber burada görüyorsunuz aylık yüklenme sayılarını 10 binlerin üzerine çıktı ayda indirilen makale sayısı. Tabii bunların çok az bir kısmı bile atıflara yansısa önemli olacaktı. Bu süreçte Medline'ın Literature Selection Technical Review Committee ile 3 kez başvurumuzu yaptık. En sonunda kabul edildik. Onlar da editoryal kurul işleyişimizi mükemmel düzeyde bulmaları bizi tabii onurlandırdı. Tabii bu işler yapılırken hemen anında sonuç almadık. 1-2 yıl sonra bunlar hem bize gelen yazı miktarına yansıdı. Uluslararası yazıları özellikle burada kırmızıyla gösterilen yıllık uluslararası gelen yazı sayısı hem de etki faktörümüze yansıdı. %0.0 küsürlerden birin üzerine çıkarma imkanımız oldu. Tabii bu yaptığımız için bir göstergesi olması açısından bizi memnun etti. 3. çeyreğe yükselmiş olduk 4. çeyrekten. Ben bu anlamda ekibimize, ekip çalışmasına katkı veren yöneticilerimiz ve akademisyenlere çok teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. Burada da bu slaytta da 2. dönemde uygulamalarımızın özetleri görülüyor. Bunları biraz önce ayrıntılarıyla söyledim. Slaytlardan faydalanmak isteyenler detaylı olarak görebilir. Sonuç olarak doğru kişilerle takım çalışması yapılması, çevrim içi şeffaf sisteme sahip olunması ve hızlı değerlendirmelerin yapılabilmesi, iyi yazı çekmek anlamında
Science Citation Index'te indekslenmek. Öncesi tabii TRDİS'in ve Emergency Science Citation Index'e girmeyi hedefleyebilirsiniz. Dergi kalitesinin düzenli değerlendirilmesi. Yani zaten indeksten ziyade kaliteyi hedef koyarak düzenli olarak bu kaliteyi tutturabiliyor muyuz? Ek olarak ne yapmamız lazım? Çalışma planlarımızı buna göre güncellenmesi. Uluslararası organizasyonların ilkelerinin benimsenmesi ve uygulanması. Yine tıp ve sağlık bilimleri dergileri için PubMed Central ve Medline'de indekslenmek önemlidir. Sloganımız da her zaman öğren, tecrübe et ve paylaş şeklinde olmuştur. Burada kaynak olarak önerebileceğim organizasyonlardan bahsettim. Örneğin EAS'nin editörler için altın kuralları var, 10 tane. Bunları göz atıp buna göre uygulamalarınızı revize edebilirsiniz. Yine KOP'un yeni başlayan editörlere kısa bir kılavuzu var. Buradan da faydalanabilirsiniz. Yine düşük ücretle ama yüksek kalitede açık erişim dergi nasıl yayınlanabilir diye bir kaynak var. Bu da faydalı olabilir. Bizim daha önce yaptığımız 3 tane sempozyum var. Burada değerli kayıtlar aldık, sunumları kaydettik. Bunlara burada faydalanabilirsiniz. Yine faydalı kitap olarak EASE'nin editör el kitabı var. Yine Pippa Smart'ın Avrupa, Afrika'daki editörlere, oradaki dergilerin gelişimi için hazırladığı güncel bir kaynağı Türkçe'ye çevirdik. Buna içinde kaliteli bilimsel yayıncılığın noktalarını bulabilirsiniz. Ücretsiz olarak bu kitabı edinebilirsiniz, indirebilirsiniz. TÜBİTAK'a da çok teşekkür ediyoruz bu konuda bize destek verdikleri için. Yine EAS'nin Türkiye bölgesi bölümü olarak düzenlediğimiz bazı çeviriler, editörlere ve yazarlara yönelik bazı kaynaklar var. Bunları da bizim bölümümüzde bulabilirsiniz. En son yaptığımız ve 20 tane ülkemizden değerli editör, yayıncılık alanında uzman kişilerin katıldığı kriz dönemlerinde editörlük ve yayıncılık online semineri olmuştu. Bunun kaydına buradan ulaşıp faydalanabilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu özellikle kendi deneyimlerini lokal bir dergiyken nasıl Citation Index'te PubMed'e girme aşamalarını bize çok güzel bir şekilde özetlediği için. Konuklardan sorular var ama ben soruları oturumun sonuna saklıyorum. Burada ikinci konuşmacımızı ya da panelistimizi size tanıtmak istiyorum. Biraz önce bahsettim. Ertuğrul Kılıç. Bugün ülkemizde bilimsel araştırmanın yaygın etkisinin yanında editör, hakem ve dergilerimizden beklentilerimizin değerlendirilmesini sunacak. Kendisine söz vermeden önce kısa bir özgeçmişini sizlere paylaşmak istiyorum. Ertuğrul Kılıç 94 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Kendisi ki çift doktoralı kendisi. İlkini Fırat Üniversitesi Fakültesinde, ikincisini ise Almanya'da Tübingen'de hücre biyolojisi üzerine yazmıştır ve akademik hayatı nöroloji ve bu konudaki çalışmalar üzerine devam etmektedir hala. Kendisi şu anda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fizyoloji anabilim dalında anabilim dalı başkanı olarak devam etmektedir. Kendisinin ulusal ve uluslararası 140'ın üzerinde Citation'da makalesi vardı ve 5500'ün üzerinde de oldukça fazla miktarda artı vardı. Beyin hasarı ve onarımı konusunda özellikle çok kayda değer çalışmalar olduğu için 2015 yılında hocamız TÜBA üyeliğine seçilmiş ve 2013 yılından beri İstanbul Üniversitesi Medipol Üniversitesi'nde fizyoloji anabilim dalında çalışmalarına devam etmektedir. Buyurun Ertuğrul Hocam, sizler dinliyoruz. Söz sizde. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Cem Hocam çok etkileyiciydi. Yani aslında ben de doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Çünkü programa baktığımda çok tecrübeli, hem etik konusunda hem hakemlik hem yazarlık hem de editörlük konusunda çok tecrübeli hocalarımız vardı.
Ben de bu çerçevede ekran görünüyor mu hocam? Ekran geldi değil mi? Ben sesim geliyor. Görüyoruz hocam. Ha, görüyoruz tamam. Hocam ekranı. Tamam. Ben de bu çerçevede daha değişik bir şeyle gitmeye karar verdim. Yani tabii içeriye baktığımızda tabii ki bir araştırmacı gözüyle biz nasıl bakıyoruz yayıncılığa, yayın kalitesine, yaptığımız işlere. Diğer taraftan da biraz provokatif bir konuşma hazırladım. Çünkü editörlerimizin de bizi tanımasını istedim. Çünkü bazen oluyor ki örneğin 8,5'luk, 9'luk dergide bir impact faktörlük dergide bir yayın yapıyorsunuz. Üst yönetiminiz size diyor ki kime ne faydası var? Yani bu tip şeylerle de karşılaşıyoruz. Onun için ben de editör arkadaşlarımızın zaten çoğunluğu akademisyen, bizleri de biraz tanımasını istemesi bakımından daha farklı bir yaklaşım gösterdim. Öncelikle bilimsel araştırmayı ne için yapmaktayız? Aslında gereksiz bir slide ama ben böyle bir slide'la başladım. Bu Bursa Ulu Camii'nin minberi. Bu yaklaşık 400 mü 600 yıllık mı bir minber. Baktığınız zaman değişik. Yani bize sorsalar çiçek vesaire işletiriz. Ama baktığınızda o zamanki zanaatkar ilmini bilmini işlemiş ve buraya yıldızları işlemiş. Gezegenleri işlemiş. Büyüklük ve uzaklıklarına göre. Ne demektir bu? Bize o zamandan beri sürekli olarak akılcı düşünce. Yani bizim ihtiyacımız olan akademide de akılcı bir düşünce ihtiyacımız var ki. Örneğin bu konuda İbn Sina'ya baktığımızda 450 tane makale yapmıştır. Bunların 3'te 2'si felsefe alanındadır. Yani böyle baktığımız zaman İbn Haldun'a bakıyorsunuz. İbn Sina'yı eleştiriyor. Hiçbir de eleştiriden çekinmemiş. Diğer taraftan araştırmaya baktığımızda şurada gördüğünüz gibi Nobel ödülü alan insanların yaptığı çalışmalara baktığımızda toplum açısından sanki hiçbir faydası yokmuş gibi görülmesine rağmen ilerleyen dönemlerde çok fazla faydalarının olduğunu görmekteyiz. Çalışma usullerine baktığımızda yabancıların ise burada bir Finlandiya'da bir ihtiyacımız vardı. Oraya gitmek zorunda kaldık. Hemen hemen her saatte farklı bir hoca gelip yaptığını anlatıyorlar. Çok transparan çalışıyorlar araştırmacılar. Transparan çalışmak ne demektir? Yaptığı işi yayınlamadan evvel sizinle paylaşıyor. Çünkü niye? Korkacak bir şeyleri de yok. Hızlı olan kazanır. Siz ne kadar zeki olursanız olun birileri sizinle aynı anda aynı şeyi düşünebiliyor. Ve paylaşmak, yani tamam bu projelerinizi paylaşmak, fikirlerinizi paylaşmak mutlaka size katkı verecektir. Negatiften çok sizi pozitife geçirecektir. Bu yine Finlandiya'da bir ERC, yani European Research Council'un Vice President'i Mart Sarma'nın yan tarafı. Gördüğünüz gibi temiz ama ayakkabılar bu şekilde. Biz akademisyen aldığımızda ilk şeyimiz veya girdiğimizde odam nerede? Bu odada 4 kişi oturuyor ve hafiften kaykıldıklarında koltukları birbirine çarpıyor. Ama bu insanlar Nature Science makalesi yapıyorlar. Yani demek ki bizim akademisyenleri bu şekilde teşvik etmemiz gerekiyor. Akılcı düşünceyi teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun yansıması da bizim dergilerimize olacaktır. Neden yapıyoruz dersek soldaki gençlerimizin Süpermen'i, sağdaki bizim Süpermen. Tabii ki ne oldu? Sonuçta bir şey oldu. Omurilik hasarı geçirdi. Biz bu aslında Cem Hocam'ın sunu şeyde toplantısında bunları kısa kısa geçmiştim ama burada anlatma fırsatı bulacağımı düşünüyorum. Burada bir nöron görüyorsunuz. Merkezi sinir sisteminde bir rejenerasyon yokken aynı nöronun öbür konuda perifer sinir sisteminde rejenerasyon var. Bu ne demektir? Burada bir farklılık var. Biz bunu tespit edersek nedir? İnsanları tedavi etmek için bir hedef molekül bulmuş oluruz diyoruz. Ve bu şekilde birçok molekül karşımıza çıkıyor. Farma sektörüne baktığımızda herhangi bir ilaç adayı bulduklarında 600'den fazla kinaz üstünde etkinliğini deniyorlar ki yeni bir ilaç bulabilir miyiz diye. İşte bizim yaptığımız işlerde bunlar, biz bunları artık ulusal dergilerde yayınlamak istiyoruz. Veyahut da örneğin klasik biyoloji kitaplarımıza baktığımız zaman merkezi sinir sistemimizde biz ergenlerde bir nörogenezin olmadığı, sinir sisteminde bir yeni nöron üretiminin olmadığı söylenmesine rağmen bizlerde dahi sürekli bir nöron üretimi söz konusudur. Bunlar bize güncelleme fırsatı vermektedir. Veya buraya baktığımızda annelerimize soruyoruz. Oo, ben bu çocuğu doğurdum, dişim gitti, kemiğim gitti. Fakat baktığınızda annenin herhangi bir hasarı varsa çocuğun, anne karnındaki bebeğin annenin hasarlı dokusuna, hatta beynine, beyin derken özellikle vurgu yaptım çünkü orada bir kan beyin bariyeri var, bir plasenta var
ve oraya kadar hücre gönderdiğini, onarmak için hücre göndermekte olduğunu görüyor. Bunlar bizim bilimsel çalışmalarımızın sonucudur. Kimisi bizim tabiatı anlamamızı sağlamakta, kimisi hastalıklarımıza çarede, bize katkıda sunmakta, sonuçlar da bunlar da yayınlanmaktadır. Biz istiyoruz ki bu yayın kalitemiz artsın ve aynı zamanda yayınlarımız şeye geçsin. Nedir? Bizim dergilerde de yayınlansın. Burada baktığımızda bir örneğin MAP'ları diyoruz. Böyle bir meme kanserinin tedavisi örneğin normal bir tedavi yaklaşık 80 bin dolara bulur. Biz istiyoruz ki bunlar Türkiye'de üretilsin. Yalnızca şeyde değil, üretimde de istiyoruz. Çünkü baktınız hücreyi dışarıda ürettiriyorsunuz, reaktörü dışarıdan alıyorsunuz, medyumu dışarıdan alıyorsunuz. Sonra ürettiğiniz ürünün acaba bir mutasyon oldu mu diye onu da tekrar yurt dışına gönderip konfirme ettiriyoruz. Bizim çabamızda araştırmacı olarak insan kaynağı yetiştirmek ve bu sektörlerde nitelikli insanları aynı zamanda sanayiye yetiştirmek. Yayının diğer bir şeyi, araştırmanın bir diğer şeyi ise bizim üniversitelerimizin sıralamasının belirlenmesinde rol oynuyor olması. Yayın sayımız, yayın kalitemiz, Science'da, Nature'da ne kadar yayınımız var, yüksek impactlarda ne kadar, atıf sayımız ne kadar, dergimiz ne kadar tıklanıyor veya üniversitemiz ne kadar tıklanıyor, uluslararası ortak çalışmalar. Tabii ki bunlar da bizim üniversitelerimizin sıralaması açısından öncelik taşımakta. Üniversitelerimizi üst sıraya taşıdığımızda o akademisyenlerimiz de üst sıraya taşınacak. Bu şekilde dergilerimiz de üst sıraya taşınacak. Bu OECD raporları baktığınız zaman üstte Almanya, altta Türkiye, gelecekteki insan yetiştirme, yetkin insan yetiştirmede bizden çok bir beklenti yok ama biz her zaman hayal kırıcı olmuşuzdur. Bir anda çok yukarılara çıkabilmekteyiz. Bu da bizim hayal gücümüzün de güçlü olmasından, düşünce mekanizmamızın güçlü olmasından kaynaklanıyor. Böyle baktığımızda gerçekten bu bizim yayınlarımızın yaygın etkisine nasıl yansımıştır sorusunu getirmekte. Baktığımız zaman şuradaki yıllara göre toplam yayın. Bunu Web of Science'a göre hazırladım. Ama 2017'nin sonunda hazırladım. Güncellemek çünkü çok emek istiyor. Bayağı bir istatistik yapmanız gerekiyor. Almanya'nın birleşiminden sonra bayağı bir artış var. Alttakine baktığımız zaman OECD ülkeleri var içinde fakat Mısır ve İran da var. Şimdi Mısır ve İran, örneğin Polonya'yı, İsviçre, Yunanistan bunlar nedir? Hem buradaki Yunanistan almamın sebebi ise o dönemde ekonomik bir kriz geçiriyor olması. Almanya şu grafiğin görünürlüğünü bozduğu için alttaki grafikte baktığınız zaman Almanya'yı çıkarttım. Çıkarttığımız zaman sarı olan çizgi Türkiye'yi temsil ediyor. 80'lerde diplerdeyken bakıyorsunuz 2016'nın sonunda artık top noktadayız. Yani Almanya haricindeki diğer ülkelerin çok çok üstünde bir toplam yayın sayısına ulaşmışız. Bu Web of Science'a göre. Tabii bunu ulusal dergilere de yansıtmamız mümkün ama bu şu anda benim verilerime göre mümkün değil. Milli gelirlere göre bu ülkeleri karşılaştırdığımızda ise daha farklı bir sonuç çıkmakta. Şu güzel bir özetleme yapıyor. Son 20 yılda milli gelirimiz tabii ki son dönemdeki ekonomik krizleri dikkate almazsak yaklaşık %600 kadar bir artış söz konusuyken yayın sayımızda ise %4000'lik bir artış söz konusu. Çok güzel gelişmeler gibi görünmesine rağmen bunu daha ince bir şekilde irdeleyecek olursak yayınlarımızı şurada görüyoruz. Örneğin birçok ülkeyi bir arada ama özellikle Almanya'yı burada görebilirsiniz. En fazla yayını biz hangi alanlarda yapıyoruz derseniz şu Almanya'da ilk 10'da sadece bir tane klinik var. Demek ki bizim klinik yanında aynı zamanda temel bilim araştırmalara da önem vermemiz gerektiğini göstermekte. Yayıncılıkta da. Burada gördüğünüz gibi ilk 10 sırada bir tane klinik var. İlk sıra zaten genelde mühendislik. Fakat olayı Türkiye'ye yansıttığımızda en fazla yayın yaptığımız 10 alan içerisinde 5 tanesi kliniklerimizden. Yani hastanelerimizden gitmekte. Yani kliniklerden işte cerrahidir, nörolojidir bu şekilde. Güzel şeyler. Ama bunun biz bir de yansımasını, yaygın etkisini beklemekteyiz. Burada bizi hayal kırıklığına uğratmakta. Bu klinik çalışmalarımız da olacak. Hepsi olacak temel bilimde. Ama İsviçre'ye baktığımızda ilk 10'da bir tane, Yunanistan'da ilk 10'da iki tane klinik çalışma, Polonya, Mısır ve İran'a baktığımızda en fazla yayın yaptıkları alanlarda klinikler değil. Klinikler örneğin Thomas Lüscher, Zürich kardiyolojinin başındaki insandır. Avrupa'daki en iyi ikinci, üçüncü profesör arasında geçmektedir. Tabii ki kardiyoloji alanında çalışıyor. Fakat temel amaç impact faktörü yüksek olan dergiler. Onlar da genelde biyoloji dergiler. Onlar da hastalıkların biyolojisini çalıştıkları için daha çok o dergilere de yönelmektedirler.
O da bunları bu istatistikleri bu şekle getirmektedir. Şimdi klinik çalışmalarımız çok olduğuna göre, en fazla klinik çalışması yaptığımıza göre klinik çalışmalarımızdan da bir yaygın etki beklemekteyiz. Burada tabii ki diyeceksiniz SCE'nin uluslararası dergilerinden bahsediyorsunuz. Biz ulusal editörleriz. Olsun, bilmekte fayda var. Bir araştırmacı bunlara nasıl bakıyor? Burada baktığımız zaman tabii ki biz klinik çalışma dediğimizde New England Journal of Medicine aklımıza gelmekte. Bugüne kadar makale sayımız 61 adet görülmekte. İyi bir rakam. Fakat biz baktığımız zaman bu 61 tane sadece şu sarı işaretlerini ben Türkiye'den kabul edebiliyorum. Çünkü eğer yazarların yarısından fazlası Türkiye'dense biz bunları Türkiye Türk makalesi olarak kabul ettik. Fakat 20-30 kişilik veya 10 kişilik bir konsorsiyumda eğer bir Türk yazar varsa bu da Türkiye'ye yazılmakta. Biz tabii ki bu istatistiklerde biz bunu Türk makalesi olarak kabul ettik. Yani 61 makaleden sadece bunların burada kaç tane işte burada Behçet var vesaire. Bunların yerli makaleler olduğunu görüyoruz. Yani klinik yapmış olduğumuz çalışmaların New England'da yansımasının çok zayıf olduğunu görüyoruz. Örneğin Topaloğlu'nun yaptığı çalışması gerçekten takdir ettiğim bir araştırmacıdır. 168 almış. Bizim çok bahsettiğimiz Behçet bile o dönemde 420 atıf almış. Bunlar bu tip dergilerde düşük sayıdaki atıflardır. Yani bizim tekrar klinik çalışmalarda gözden geçirmemiz gerektiğini göstermektedir. Bir diğer klinik dergimiz ise Lancet. 143 makale yapmışız. Tarih boyunca bunlar. Tarih boyunca. Buraya baktığımızda ilk başta impact faktörü düşük ve çok ciddi sayıda makaleler yapmışız. 2014'te bir sıkı bir makale yayınlarımız var. Burada Sağlık Bakanlığı'nın bir data yayın kısmı var. Burada o da güzel, fakat ondan sonra artık Lancet bizden yayın kabul etmemeye başlamış. Çünkü impact faktörü arttı. O zaman nedir? Bir taraftan dergilerimizi güçlendireceğiz. Bir taraftan da hem klinik çalışmaları hem de temel bilim çalışmaları gözden geçireceğiz. Çünkü burada Science'a baktığımızda Science'da toplam 68 tarih boyunca makalemiz var. Ve bunlara baktığımızda sadece şu sarı işaretli olanlar yerli makale görünümündedir. Bunlara da baktığımızda Hacettepe'den Karataş ve Dalkara ekibinin gördüğümüz bir çalışması var. Şurada bir 1939-1940'da bir özün çalışması var. Demek ki şurada baktığımızda burada 3-4 tane bir Science'da makalemiz olduğunu görüyoruz. Bu da tabii bizleri provoke etmeli, bizleri yeniden düşünmeye sevk etmeli. Nature ve Nature'la başlayan makalelerimize baktığımızda toplam 343 makale görülmekte. Diğer ülkelerle karşılaştırmalarını görüyorsunuz. Bu datalar kendimizinki. Sibel Hanım'dan siz bunları alabilirsiniz, bu sunumu. Baktığımızda Nature'daki yerli makalelere baktığımızda ise sarı işaretlerdir. Fakat bunların çoğu mektup niteliğindedir. Yani farkındaysanız atıf bile almamışlar. Demek ki hem ulusalı hem de uluslararası beraber değerlendirdiğimizde ikisinin de birbirinin yansıması olduğunu düşündüğümüz zaman biz ulusal dergilerde de nerede olduğumuzu fark edip ona göre yazarları sıkıştırmamız gerektiğini de fark etmeliyiz. Burada hem klinik hem de temel bilim açısından etkin bir dergi Nature Medicine dergisi. Toplam Türkiye'den 6 tane makale görüyorum. Toplam tarih boyunca onlar da buradalar. Nature Medicine. Yine tabii ki burada ilginç sonuçlar var. Bunları da paylaşmak istedim. Örneğin eğitimle ilgili konularda, eğitim politikalarıyla ilgili konularda yayınlarımıza baktığımızda, ilk yüze baktığımızda en fazla yayın yapılan yerlerde bizim eğitim yayınlarımız 13. sırada. Almanya'da ilk 100 sırada yoktur. İsviçre'de yoktur. Yunanistan'da 48, Polonya'da 92, Mısır'da yok, İran'da 57. Burada ne demektir? Aynı zamanda devletimizin de bir şapkayı kenara koyması gerekiyor. Bir ciddi atılımlar yapması gerekiyor. Görüyorsunuz hala eğitim politikalarını biz 13. sırada tutuyorsak o zaman yayın politikalarını çok daha ciddi bir şekilde düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunu da hep beraber yapacağız. İşte asıl sebeplerden bir tanesi multidisipliner çalışmalara baktığımızda Türkiye'den multidisipliner yani ortak çalışmalarda yani bir bölümler arası ortak çalışmalarda burada bizim ilk yüzdeki yayın sıralamamız 35. sırada. Yani 35. sırada bir ortak çalışma performansımız var. Almanya'da 3, İsviçre'de 1, Yunanistan 26, Polonya 20, Mısır 8, bu da 30. Bu ne demektir? Araştırmacıların aynı zamanda beraber çalışmaya teşvik edilmesini göstermekte. Yani burada nedir? Bireysel
tamam, doçentlik için kaç makale lazım? İşte 2 tane ULAKVİM, 3 tane SCE. İşte bunu da bizim hep beraber yıkmamız gerekiyor. Yazarları sıkıştırıp, hakem sistemlerimizi düzeltip onları daha etkin çalışmalar yapmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Kısaca yayınlar doçentlik için mi yapılıyor? Hayır, bunu direkt kabul etmemek gerekir. Tabii ki doçentlik için de bu bir artçı sarsıntısıdır. Fakat burada bir insan kaynağı sarfımız var. Nedir? Doçentlik için yapılıyorsa eğer bir, araştırmacımız zaman kaybetmekte. İkincisi ise her halükarda bir maddi gideri var her araştırmanın. Hem insan kaynağının gideri bir maddi giderdir. Çünkü onun aylık aldığını düşünürseniz, aynı zamanda bir de sarf giderini düşündüğümüzde çok ciddi ülkemize maliyetler getirmekte. Ama amaç ne? Eğer doçentlikse yanlış bir yoldayız demektir. Burada tabii ki doçentlik her ülkede, örneğin Zürih Üniversitesi'nde çalışırken doçent olmak için 15 makale yetmekteydi. Fakat kural olarak demişlerdi ki bir tane Nature makaleniz, Science makaleniz varsa 3 makalede yeter. Veya Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nde çalışırken adam diyordu ki 7 tane makale benim için yeter. Yani bu kriterler tabii ki her ülkede var. Ama bunlar da dikkate almak durumundayız. Çünkü gelecekteki çocuklarımız için şu anda bunları bir anda değiştirmemiz mümkün değil. Dedim ya, provokatif bir konuşma olsun istedim. Böyle gitti. Diğer taraftan hizmet sektörünü de aşmamız gerekiyor. Yani araştırma, üniversitecilik ne demektir? Örneğin ben tabii ki burada resimler vardı ama sildim. Örneğin bir üniversitenize gidiyorsunuz. Organ ismi de söylemeyeyim ki ismi de şifre olmasın. Bilmem ne organını Türkiye'de en fazla biz naklediyoruz. Bu rektörümüz konuşuyor. Diğeri diyor ki bilmem ne organını biz naklediyoruz diyor. En fazla diyor. Sayın hocalarım, editör hocalarım, hepimiz akademisyeniz. Bu üniversitecilik değil, bu hizmet sektörüdür. Hizmet, hastanecilik sektörüdür. Burada bir uyanmamız. Çünkü bizim üstümüz bazen diyor ki bunları niye yapıyorsun? Kime ne faydası var? O zaman Nobel ödülü alanların hepsinin eleştirilmesi gerekir. Veya bir genel cerrah arkadaşım var. Sürekli aynı fıtık operasyonu yapıyor. Türkiye'den fazla o yapmış. Aynı fıtık. Düşünün, çok da sıkıcı olur. Hep aynı işi yapıyorsunuz. Kaç ilaç kullanıyorsun? Toplam 2 tane. Şimdi yazık, o kadar eğitim verildi. O kadar masraf edildi bu hocamızın eğitiminde. Ama nedir? Sonuç olarak aynı iş, 2 tane ilaç. O zaman nedir? Bizim hep beraber, tabii ki bu zaman isteyen bir süreç, hep beraber bunları aşmamız gerekiyor çocuklarımız için. Anlık olarak bunları yapamayız. İnsan kaynağına yatırmayı yapmamız gerekiyor. Ben tabii ki editör hocalarım var, yayıncılarımız var. Ben yüzlerce dergide hakemlik yapıyorum. Bugün en az 3 tane gelmiştir. Bir tane de editörlük için gelmiştir. Fakat ben çok yüklenemiyorum o konulara. Çünkü ama benim anladığım, yani ne bileyim, 20 yıla yakın süredir hakemlik yapmam ön plandadır. Ama editörlerden beklentimiz nedir? Hocalarım çok iyi açıkladılar. Çünkü çok uzmanlar. Özellikle Cem hocamın kendi tecrübesini anlatmasından çok etkilendim. Bir, benimki tabii ki yanlış olabilir ama alanında yetkin olmasını bekliyoruz. Örneğin burada ben AKTA ne dedim? AKTA Neuropatologica. AKTA Neuropatologica'nın şu andaki impact faktörü 18'dir. Şimdiki editör hatırladığım kadarıyla Paulus, Avusturya'dandı. Paulus o derginin başına geçmeden önce o derginin impact faktörü 2.5'tür. Yanılmıyorsam ben. Ama 2.5'tür. Çünkü 2.5'luk bir dergi bir editör değişimiyle impact faktörünü 18'e çıkartmıştır. AKTA Neuropatologica derginin ismi. Onun yanında tabii ki Open Access'e paralı dergi deyip kurumlarımızca da reaksiyon gösterilmesine rağmen hem Nature grubunda hem Science grubunda hem de AKTA Neuropatologica'nın altındaki dergi Open Access'tir. Yani bunların da dürüst bir şekilde, o predatör dergilere düşmeyecek şekilde bunların da ülkemiz editörleri tarafından değerlendirilmesi. Sonuçta hep beraber bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Bunların değerlendirmesi gerekir. Alanında yetkin olması. Güncel gelişim ve eğilimleri takip edebilmesi. Paulus'un şeyi buydu. Özelliği buydu. Trendi, dalgayı takip etti. Günlük trendleri takip etti. Önce yükseltti faktörü 8-9'a. Daha sonra klinik çalışmalara ağırlık vermeye başladı. Ve klinik çalışmalarda normalde klinik dergilerin impaktı 3 civarındadır. İstisnaları tabii ki var. Yani 3'e kadar çıkar. Ama bu çalışmalarla 18 impact faktörüne kadar çıkarttı. Bence AKTA Neuropatologica bir başarı öyküsüdür. Bir anda düşünün, Nature sınıfının dergilerine yaklaştı. Güncel gelişme ve eğilimi takip etmesi gerekir bir editörün. Diyelim ki COVID döneminde bir sürü dergi Open Access'e geçti. Parasız Open Access'e yani. İki, hakem seçebilme kabiliyeti. Hakem raporlarının içeriğini bağımsız
gözde irdeleyebilmesi. Hakem, niye hakem seçebilmeli? Ben biraz sonra hakemde bir tane örnek göstereceğim. Benim başıma gelen bir olaydı. Onu hızlıca geçiyorum. Hakem, öncelikle hakem yükünü azaltması gerekiyor. Biz ulusal dergilerdeki hakemliklere baktığımızda ben dikkat etmemeye başladım. Çünkü hep aynı, basit, bir iki tane editleme işlemi ama hiçbir teklif yok. Artı editöre hiçbir açıklama yok. Buradaki hakem hakemlik yapmamakta, çünkü editörün tekrar o dergi makaleyi okuması gerekir. Arkasından burada ne demek istediğini anlaması gerekir. Onun arkasından ise ortamda bir editleme var. Acaba bu makale orijinal mi? Hiç baktın mı PubMed'e hakem olarak? Bunlar tabii ki editörün mutlaka bu süreç içerisinde, bu gelişim süreç içerisinde dikkate alması gereken bir husustur. Aynı zamanda editörden beklenen hakem sürecinden sonra öngörüsünü dikkate alarak, çünkü en başta okumuştur, fakat hakem sürecinden sonra öngörüsü nasıl değişecek? Bunu da ayrıca dikkat etmesi gereken hususlardan olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bizim gibi bu yavaş yavaş kırılmakta oldu. Bizim ülkemizde de kırılmakta. Baskılardan korunma mekanizmaları. Diyelim ki üniversite dergisisiniz. Ben de oranın rektörüyüm. Dedim ki şöyle bir makale var, bunu hemen hızlıca yayınlayın. Yorum yapmayacağım bu kısımdan sonrası. İşte bizim bu bağlamda dergilerimizi kurumsallaştırmamız gerekir, bağımsızlaştırmamız gerekir. Bunun için kurullarla bu işi yapabiliriz. Editör baskıyı kurtarmak için, tamam ben editörüm ama burada bir kurulumuz var. Bu benim tabii ki tecrübesiz tecrübemle bunları aktarıyorum. Bunlar mutlaka hocalarımız daha iyi, Cem Hocam burada, diğer hocalarım burada daha iyi cevap verebileceklerdir. Derginin tanıtımındaki rol de tabii ki editörün önemi çok fazla. Tanıtımında da rol oynamakta. İyi çalışmaları çekebilme, faaliyetleri gösterebilmede. Ben bilmiyorum, bazen etik karşılanırım ama ben günde 10-15 tane dergiden makale isteğinde bulunuyorlar. Şimdi diyorsunuz ki o zaman bizim yerli dergiler niye makale talebinde bulunmasın? Biz de yazalım Amerika'daki, Avrupa'daki bilim insanlarına, onlarla temasa geçmemizde yine kurul veya editörlerden beklentimiz olabilir. Hakemler, bakın biraz önce bahsettim. Bu benim yaptırdığım bir tane şeyde, Frontis dergisinde associate editörlük yapıyorum. Örneğin oradan sadece bakın gördüğünüz gibi hiçbir informasyon yok. Şuraya baktığınızda orijinalliğine 4 vermiş. 4 vermiş. 4 vermiş. 4, 3, 3. Baktığınız zaman bu bir hakem raporu ve minor revision. Şimdi editör olarak biz sadece hakemlere baktığımız zaman karşımızdaki bu. Bu. Açıkçası neyse, daha fazla yere gitmiyorum ama burada bir hakem profilimiz var. Fakat PubMed'e baktığınızda bu konuda 175 tane makale var. PubMed'de yayınlanmış, aynı konuda yayınlanmış. Bunun orijinalliği sıfır. İşte bu da bizim editörün dikkat etmesi gereken olaylardan bir tanesi. Hakem bunu verdi diye hemen kabul etmememiz gerekir. Aynı zamanda nedir? Editörün de bunların dikkat alması gerekir. Sonuçta bu makale reject oldu. Dün reject etti. Ama nedir? Şeye baktığımızda işte hakemden beklentimiz konusunda uzman olmalı. İşini iyi yapıyor olabilir ama güncelliği bilmiyorsa, eğitimi güzel fakat güncelleri bilmiyorsa, çünkü birkaç yıl sonra bilginin yarı ömrü 3 aylara düşecek, 2 aylara düşecek. Yani bilginin yarı ömrü düşecek. O zaman nedir? Bizim sürekli bilgiyi update etmemiz gerekiyor. Sadece makale içeriğine değil, aynı zamanda çalışmanın orijinalliğine de bakmalı. Kısaca hakemin görevi editörden daha önemlidir. Dilden etiğe, etik hatalardan içeriye, kaynakça güncelliğinden çalışmanın yaygın etkisine kadar yorumlayıp editöre bilgi verebilmelidir. Onun için hakemlere fazla yüklenilmemeli. Bazen editör direkt olarak basit bir makaleyi eğer dergisinin etki faktörüne yakın değilse direkt reddedip hakemlerini yormamalı. Çünkü makale değerlendirmek yorucu bir olaydır. Fakat eğer hızlı hızlı ben her gün 2 tane yaparım derseniz zaten hakem hiçbir iş yapmıyor, sadece hakemlik yapıyor anlamına gelir. Onun için aynı zamanda editörün de hakemleri yormaması gerekir ki etkin sonuçlar alıp onu dergisinin kalitesine yansıtabilsin. Son yıllarda tabii ki ULAKBİM'le beraber, tabii ki şeyle beraber, düzenleyici tedbirleriyle beraber, ben de birkaç yıldır oradayım. Orada gözlemim şudur. Kalite ve titizlik açısından çok fazla, çok ciddi ilerlemeler elde edildi. Bu etiğe de yansıdı. Yani hem etik,
hem kalite hem titizlik açısından korkunç düzeyde ilerlemeler kaydettik. Bunu hep beraber siz yaptınız. Ya tabii ki bunları gördük. Ama daha yeterli mi diyeceğiz? Çok güzel ilerliyor. Burada ya ama buna bağlı olarak da dergi sayımız tabii ki doçentlik kriterleri vesaireyle beraber çok fazla artmakta. Zamana bağlı olarak bu mevcut dergilerin birçoğu güncel konumlarını koruyup bir gelişme gösteremeyecekleri beklenmekte. Benim izlenimim bu. Şu andaki dergilerimizin birçoğu, çünkü çok fazla dergi var. Arkalarında bir kurumsal destek bulamadıkları zaman, bir finansal destek bulamadıkları zaman, o zaman nedir? Çok fazla bir ilerleme kaydedemeyecekler. Bu negatif olarak görülse bile, fakat bizim amaç burada nedir? Çok fazla derginin içerisinden bir doğa seleksiyonla yaklaşık %30'u ön plana çıkıp uluslararası standarda ulaşırsa, biz hep beraber, siz editör arkadaşlarımızla beraber ülkemiz açısından istediğimiz standartlara ulaşmış olacağız. Fakat çok derginin bu titizliğin bize getirileri nedir dersek, negatif konuşmamak lazım hep. Şu ana kadar araştırmacılar yazma tecrübelerini artırdılar. Yayıncılık konusunda editörlerimiz, hocalarımız, kurullarımız tecrübeler kazandılar. İyi çalışmalar da artık ulusal dergilerde yayınlamaya başladılar. Çünkü burada dedir, örneğin doçentlik kriterlerinden de bu söz konusu. Ben şimdi doçentliğe başvuru olsam mecburen iki tane makaleyi Ulakbim dergilerinde yayınlamak zorundayım. Etik kuralların önemi daha fazla anlaşıldı. Geçen bir soru vardı, nedir? İşte yayınlıyoruz ama yayına geldi ama arkadaş etik kurul raporunu alamamakta. Bu bir etiksizliktir. Yayın, düşünün, yayına gelmiş ama etik kurulu yaparken yokken çalışma yapılmış anlamına geliyor. Bu tabii ki soru işareti. Var mı yok mu, o da ayrı bir olay. Ama bunlara etik, bunlara farkındalık yaratmak bile bize yetti. Bundan sonraki beklentilerimiz ise dergilerimizin hep beraber kalitesini artırmak, artırdığımız kaliteyle beraber uluslararası standartta kalitede dergiler ve bunun yanında tabii ki ileride Open Access dergilerimiz de artmasını beklemekteyiz. Çünkü Open Access deyince direkt Predator dergiler aklımıza gelmemeli. Çünkü finansal kaynaklara da ihtiyacımız var dergilerimizin. Çünkü bu işler parasız da olmamak. Çünkü burada parası olursa yapmış olduğunuz işin yanında yan iş olarak yaparsınız. Bunların artık primer iş olarak da yapılması gerekmekte. Ben burada bitiriyorum. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Dediğim gibi birazcık araştırmacı gözüyle dergilere bakışımı görmenizi istedim. Ben burada bitiriyorum. Nuh Hocam çok özür dilerim, zamanı açtımsa. Çok teşekkür ediyorum sunumunuz için. Gerçekten bir bilim adamı gibi, yargılayıcı olarak biraz daha değerlendirme yaptınız ve çok güzel bir değerlendirme yaptınız. Aslında beraber biliyorsunuz Almanya'da doktora yapmıştık. Oradaki çalışma şartları ve buradaki çalışma şartları, oradaki insanların oda konforu, buradaki insanların oda konforu aslında çok güzel bir şekilde dile getirdiniz. Bu işin bir çabalama, bir gönül işi olduğunu çok güzel bir şekilde vurguladınız. Ben ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sunumunuz için ve bugün için üçüncü panelistimiz olan, üçüncü hocamız olan Orhan Hoca'ya dönmek istiyorum izninizle. Orhan Hocamız, önce bir kısa CV'sini size okumak istiyorum. 1965 Sivas doğumlu kendisi. 1986 yılında Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden kendisi mezun olmuştur. Araştırma görevliliğini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde başlamıştır. 88 yılında yüksek lisans, 93 yılında da İngiltere'de kendisi doktorasını tamamlamıştır. Hocamız birçok kuruluştan projeler çıkarmıştır. Hem yürütücü hem araştırıcı olarak, ki bunlar tabii ki uluslararası projeler. NATO, British Council, DPT ve TÜBİTAK projeleri bunların arasındadır. AFAD Danışma Kurulu'nu da yapıyor hocamız ve Türkiye'nin impact faktörü yüksek bir dergisi olan TÜBİTAK Yer Bilimleri Dergisi'ni 2018'den beri de baş editörlük görevini kendisi yürütmektedir. Orhan Hocam bugün uluslararası akademik dergilerde editör, yazar ve hakem ilişkisi Türkiye ne durumdadır sorusuna hep birlikte bu soruya kendi sunumuyla bir cevap aramaya çalışacağız. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum. Kendisine mikrofonu verin. Buyurun hocam.
Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle size ve her iki hocamıza. Bugün üçüncü günündeyiz bu akademik dergilerle ilgili seminerler serimizin. Bugün tabii ben biraz daha farklı bir alana girmek istiyorum. Özellikle editörlüğünü yaptığım dergide zaman zaman karşılaştığım bir takım sorunlar ve bunları çözme konusundaki önerileri daha çok dile getirmek istiyorum. Çünkü her iki konuşmacı hocanız da benim aslında anlatacağım bazı konulara değindikleri için biraz da hızlı geçmek istiyorum. Çünkü bu tür seminerlerin daha çok soru cevap bölümü biraz daha faydalı olabiliyor. Şimdi baktığımızda tabii özellikle sunum, evet, baktığımızda bugün dünyada çok fazla sayıda yayınlanan dergi var. Yani ilk günkü sunumda Alekber Hoca'nın da bahsettiği, verdiği bir veri var. Yaklaşık şu anda 2020'de dünyada 80 bin civarında İngilizce yayınlanan derginin olduğunu görüyoruz. Bu belki de kendi dillerindekilerini de eklediğimizde 100 binin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama Journal Citation Reports'a baktığımızda, yani Web of Science tarafından bu Master Journal List'e baktığımızda ise bunun yaklaşık 12 bin civarında olduğunu görebiliyoruz. Tabii dünya ölçeğinde ilk yayınlanan derginin de 1665 yılında olduğunu birçoğumuz biliyoruz. 2000'li yıllara geldiğimizde bu rakamlar yaklaşık 10 bin civarındayken bir anda son 20 yılda bu rakamlar neredeyse 100 binlere buldu. Bu çok ciddi bir artış. Tabii dergilerin görünürlüğü arttıkça, artı dergilerde makale yayınlama süreci arttıkça doğal olarak dergilerin de kalitesiyle ilgili bir takım ölçüm yöntemleri geliştirilmeye başlandı. Aslında şu anda halen en çok kabul gören ve dile getirilen impact faktörü, etki faktörü olsa da artık son yıllarda biliyorsunuz çok daha farklı ölçüm yöntemlerinin olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda bu konuda çok değerli bir takım çalışmalar var. Bunlara birçok yerden ulaşmak mümkün. Ama özellikle bu ISI'nin bibliografik veri tabanlarında bizim belki de ülke olarak önemseyeceğimiz alanlardan bir tanesi ESG diye adlandırdığımız, yani diğer üç tane ana veri tabanına potansiyel olarak, aday olarak tanımlayabileceğimiz dergilerimiz var. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam Dergi Park'ın web sayfasına baktığımızda 80 civarında şu anda ESG indeksi tarafından taranan dergilerimizin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların biraz daha dikkatli bir şekilde bu süreci yönetmeleri gerekiyor. Tabii yayın tipine göre baktığımızda aslında bizim dergilere gelen yayınlar işte derleme yayınlar, araştırma makaleleri veya editöre notlar şeklinde gerçekleşebiliyor. Bunların içinde tabii açıkçası atıf anlamında baktığınızda en değerlisi derleme makaleleri. İşte nereden baksanız ilk 6 yılda en üst noktaya kadar ulaşıp daha sonra bu atıf sayısı gittikçe düşebiliyor. Diğerlerinde benzer bir süreç var ama araştırma makalelerine baktığımızda bu sürenin yaklaşık bir 3 yıllık süreyi kapsadığını görüyoruz. Özetle baktığımızda ise bir makale yayınlandığında aslında alabileceği toplam atıfının yarısını, hemen hemen yarısını ilk 6 yılda aldığını görüyorsunuz. Bu önemli bir süreç. Bunun dışında tabii Journal Citation Reports'ta da birçok dergimizin impact faktörünü görüyorsunuz. Bu impact faktörlerinin ne şekilde hesaplandığını zaten benden önceki sunumlarda birçok hocamız da dile getirdi. O yüzden ben çok fazla burada zaman almamak için buna değinmek istemiyorum. Fakat Türkiye ölçeğinde baktığımızda bugün Türkiye'de 2018 Journal Citation Reports'a baktığımızda Science Citation Index ve Social Science Citation Index veri tabanlarında taranan toplam 59 tane dergimizin olduğunu görüyoruz. Sanıyorum 2 tane de Arts and Humanities Index veri tabanında olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 60-61 tane şu anda Türkiye'de bizim Web of Science'ın veri tabanlarında taranan ve impact faktörü hesaplanan dergimiz olduğunu söyleyebiliriz. Tabii toplam 12 bin dergiye göre kıyasladığımızda bu oran toplamda %0.5'teki bir orana karşılık geliyor. Tabii impact faktörü açısından da baktığımızda işte en yüksek etki faktörüne sahip olan dergimiz 2.918 burada görüyorsunuz. İlk 10'daki dergileri de görmek mümkün. İşte 9. sırada az önce Cem Hocam'ın editörlüğünü yaptığı dergiyi görüyorsunuz. Diğer dergilere baktığımızda ise işte en altta 59. sırada 0.053 etki faktörüne sahip bir dergimiz var. Tabii temel hedef bunların hem içerik hem nitelik olarak sayılarını artırmak çok büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye'de bu kadar genç bir nüfusun olduğu, bu kadar çok araştırmanın yapıldığı bir ülkede bu sayıların çok daha yüksek olmasını doğal olarak beklememiz gerekiyor.
Dünya ölçeğinde baktığımızda çok daha farklı bir tablo var. Az önce Ertuğrul Hocam da bahsetti. Yani çok önemli dergiler var. Bunların bir bölümü, ciddi bir bölümü, ilk ondakilerin ciddi bir bölümü de tıp alanında yayınlanan dergiler. Belki bu pandemi sürecince çok dile getirilen dergilerden bir tanesi biliyorsunuz Lancet. Baktığınızda dördüncü sırada dünya ölçeğinde 2018'deki Citation Reports'a göre. Ve ilk sıradaki dergide dikkat ederseniz burada görüyorsunuz 223.679 etki faktörüne sahip olan bir başka daha çok kanserle ilgili çalışmalar yapan bir derginin olduğunu görüyoruz. Tabii birçoğumuz belki editör olarak 2019'daki dergilerin atıf raporlarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyorsunuz. Bu genelde sanıyorum 2019'un yine Temmuz'un başında veya Temmuz ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Bunları rahatlıkla yine eğer üyeyseniz Journal Citation Reports'un ya da Web of Science'ın sayfasından bulabilirsiniz. Yayın neden yapıyoruz? Birçok nedeni var tabii. Bunları Ertuğrul Hocam çok ayrıntılı şekilde özetledi. Birçoğuna ben girmeyeceğim. Tabii yayın yapmanın en temel gerekçesi bir kere yaptığınız araştırmanın muhakkak çok geniş bir alana yayılması veya görünürlüğünün artması gerekiyor. Yoksa yaptığınız çalışmanın çok da fazla bir değeri olmaz. Ama Türkiye ölçeğinde baktığımızda özellikle Türkiye'de son yıllarda yayın yapmadaki temel koşullardan bir tanesi ne yazık ki doçentlik, akademik yükselme üzerine kurulmuş durumda. Bu da tabii doğal olarak araştırmacılarımızı çok seri şekilde, çok hızlı bir şekilde atıf değeri yüksek olsun, az olsun bir şekilde bu veri tabanlarına giren dergilerde yayın yapmaya zorluyor. Burada birçok farklı temel alanlardaki 2020 Mart ayındaki doçentlik kriterlerini görüyorsunuz. Şimdi editör açısından baktığımızda tabii Cem Hocam da bahsetti. Editörlerin çok önemli sorumlulukları var. Dergilerin kalitesinin artırılmasında, oralarda nitelikli dergilerde, nitelikli makalelerin yayınlanmasında doğrudan sorumlu kişiler. Ama bununla ilgili tabii uluslararası yayın evleri çok önemli. Editör el kitapçıkları yayınlıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Elsevier'in yayınlamış olduğu Editor Welcome Pack diye adlandırdığı bir el kitapçığı. Buna ulaşmak mümkün Elsevier'in web sayfasından. Yine Cem Hocam'ın çeviri editörlüğünü yaptığı, az önce kendisinin ifade ettiği bir editör el kitabına ulaşmak yine yararlı olabilir editörlerimiz açısından. Şimdi buradan tabii daha spesifik olarak özel de birçok arkadaşımız merak ediyor olabilir. Yani TÜBİTAK dergilerine bir makale geldiğinde bu süreç nasıl işliyor? Biraz ona çok hızlı bir şekilde bakacak olursak bu bizim TÜBİTAK Akademik Dergileri makale gönderme ve değerlendirme sisteminin ana sayfası, baş editör ana sayfasını görüyorsunuz. Dergiye bir makale geldiğinde bu makale buraya düşüyor ve arkasından tabii ilk aşamada derginin sorumlusu arkadaşımız bunun genel kontrollerini yaptıktan sonra ilgi alanı kontrolüne, yani domain check diye adlandırdığımız alana gönderiyor. Bu alanda tabii artık editör bu makaleyi görebiliyor. Bu alana girmiş olan makale için hem teknik kontroller yapılmış oluyor hem de aynı zamanda içerik olarak benzerlik indeks oranları saptanmış oluyor. Az önce bir izleyicimiz sormuştu, oradan dikkatimi çekti. Bu benzerlik indeksi oranlarını işte bu aşamada belirliyoruz. Dolayısıyla burada artık editör bu makaleleri gerek derginin içeriğine, gerek kapsamına, diğer özelliklerine, niteliğine vesaire bakarak sonuçta değerlendirme sürecini başlatıyor veya iade edebiliyor. Tabii bu süreçte zaman zaman eğer editörün kendi uzmanlık alanına doğrudan girmiyorsa veya bu gelen makale çok spesifik bir makale ise bunu bazen ya editörler kurulundan veya herhangi bir dış danışmandan ya da bir öğretim üyesinden de domain check adı altında ilgi alanı kontrolü yapmasını isteyebiliyor. Sonuçta bu aşamadan geçen bir makale teknik kontrolden de geçtikten sonra, ki bu teknik kontroller yakın zamana kadar biraz daha uzun sürüyor ama artık şimdi çok özel bir durum yoksa, copyright sayfası eksikse, diğer konularda bir takım eksiklikler yoksa doğrudan editör atanması için baş editöre sunuluyor. Tabii bu aşamada artık baş editör ya kendisi bu makaleyi üstüne alıp bununla ilgili süreci başlatıyor, hakemler atıyor ya da bunu bir editorial board'dan ya da editorial board'un dışında başka bir alandan, başka bir yerden bir makale editörü atayarak sonuçta bu makalenin değerlendirme sürecini başlatıyor. Bu süreç tabii normalde TÜBİTAK dergilerinde maksimum 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Yani 6 aylık bir süre içerisinde
makalenin artık yayınlanmış olması öngörülüyor. Bu önemli. Dolayısıyla bu süreçlerin ne kadar kısa olursa o kadar iyi olması gerekiyor. Bu da tabii özellikle hem yazarlar açısından hem de derginin prestiji açısından da büyük önem taşıyor. Şimdi buradan hemen bir sonraki slayta geçtiğimizde tabii editörlerin bu süreçte karşılaştığı bazı sorunlu durumlar olabiliyor. Bu konuda çok değerli hocalarımızın sunumları var. Örneğin Ramazan Gören hocam izliyorum bilmiyorum. Onun sunumundan aldığım bazı burada bilgiler de var. İntihal dediğimiz olayın tam anlamını biliyorsunuz. Yani çok özetle bir bilgiyi kendisine aitmiş gibi sunmak, bir yerde hırsızlık yapmış olmak gibi ama az önce yine çok yoğun soruların geldiğini de gördüm. Cem hocam da olabildiğince cevap verdi yazılı şekilde ama İntihal takip programları içerisinde genelde bizim önümüze bir makale geldiğinde eğer benzerlik indeksi tabii genel kabul gören bir oran, bu alandan alana, makalenin içeriğinden içeriğine değişmekle beraber %25'lik bir orandan daha fazla bir oran kabul edilmemekle beraber bu biraz daha yukarıda olabiliyor veya biraz daha aşağıda istenebiliyor. Örneğin Turkish Journal of Earth Science'da biz bu oranı genelde çok özel bir durumu yoksa %20-25 aralığında istiyoruz. Tabii bunun dışında özellikle makaleye sağlıklı şekilde hakem bulamama da bizim için çok büyük bir sorun. Bugün baktığımızda özellikle akademik teşvik uygulamasında önce bunun teşvik kapsamına alınması, arkasından çıkartılması bizim için bir kırılma noktası oldu. Dün bu konuya Berna Hocam da değindi. Hakikaten eskiden hakemlik yapmayı araştırmacılarımız bir prestij olarak görürken, özellikle genç araştırmacılar bunu çok önemserken, şu anda artık bunu tırnak içinde söylüyorum, bir angarya olarak ne yazık ki birçok arkadaşımız görüyor. Dolayısıyla bu makaleleri sağlıklı şekilde değerlendirecek hakem bulamama da bizim için önemli sorunlardan bir tanesi. Zaman zaman olabiliyor, bazen işte baskıdan bir an önce bir akademik unvan elde etmek için, bir an önce bir makale yayınlamak için, zaman zaman aynı anda birden fazla dergiye gönderilen makaleler de olabiliyor. Bu bilim dünyasında çok rahatlıkla bulunabilecek şeyler. Hatta öyle bir ilginç durumlar olabiliyor ki aynı anda iki dergi aynı hakeme gönderebiliyor makaleyi ve sonuçta bu yazarın da bu etik ihlali ortaya çıkmış olabiliyor. Tabii TÜBİTAK dergiler açısından baktığınızda bu AYEK'te değerlendirilmeyi gerektiren bir durum. Yani Akademik Yayın Etiği Kurulu'nda değerlendirilmeyi gerektiren bir durum. O yüzden burada da yine dikkatli olmakta yarar var. Zaman zaman tabii teknik sorunlar yaşanabiliyor makale sunum sistemlerinde. Hakem anlayamayabiliyor, değerlendirmeyi yapacak editör anlayamayabiliyor. O yüzden bunların bir şekilde dergi yönetimleri tarafından da çok ciddi şekilde ele alınması gerekir. Tabii özetle baktığımızda eşitlik, titizlik ve ilgi dediğimiz kavramlar bir editör için olmazsa olmaz kavramlar. COP'la ilgili Cem Hocam bilgi verdi. Bununla ilgili birçok etik sorumluluklar var. Özellikle editörlerden tutun da işte yazarlara, hakemlere, değerlendirecek olan kişilere, editörler kurulu üyelerine kadar, yayıncı kuruluşa kadar birçok farklı kurumların bu anlamda bir takım etik kurallara uyması gerekiyor. Bunların hepsinde yine bu COP'un web sayfasından ve diğer alanlardan görmek mümkün. Şimdi biz bize gelen bir makaleyi ne yapıyoruz? Önce ilk editör incelemesi dediğimiz şey çok önemli bir aşama. Çünkü bu aşamada gereksiz bir takım zaman kayıplarını da önlemiş oluyorsunuz. Az önce Ertuğrul Hocam da bahsetti. Doğal olarak her yazar kendi makalesinin çok iyi olduğunu düşünebilir ama bu değerlendirildiğinde bir ilgi alanı kontrolüne sunulduğunda aslında birçok eksiğinin olduğunu görebiliyorsunuz. Gerek içerik açısından, gerek işte şekillerin niteliği, kalitesi açısından, dergi format uygunluğu açısından. Sonuçta buna biz doğrudan ilk editör tarafından red adını veriyoruz. Diğer bir deyişle desk reject adını verdiğimiz bir kavram. Çoğu kez bu kararı verirken en önemli gerekçelerimiz derginin kapsamı dışında olması önemli bir gerekçe. Bunun dışında işte özetin, anahtar kelimelerin, yazışma adreslerinin, şekillerin vesaire eksik olması, işte bazen İngilizcenin son derece kötü olması. Örneğin Turkish Journal of Earth Science'da biz belli bir aşamaya kadar İngilizce evet diyoruz. Çünkü yayın belli bir noktaya geldikten sonra, artık kabul edildikten sonra doğal olarak İngilizce editörler tarafından tekrar son bir kez bunlar incelenebiliyor. O yüzden çok kötü değilse İngilizce açısından eğer içerik olarak iyiyse yol verebiliyoruz. Bunun ötesinde alana yeni bir katkı sunmayacaksa, çok eski bir içerikte ise
içindeki kaynakların çok eski kaynakçalardan oluştuğunu gördüysek, birçok farklı nedenlerden dolayı bu editör incelemesinde bunu iade edebiliyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında baktığımızda hem dergi açısından hem de yazar açısından son derece sağlıklı bir süreç. Çünkü gereksiz yere az önce işte okuyorum, 2 yıl bekledim, 2 yıldan sonra işte editör reject verdi gibi bir takım sorunların olduğunu görüyoruz. Normalde işte 6 ay, 5 ay, 4 ay bekleyip arkasından o makalenin siz bir şekilde reject olacağını öngörebiliyorsanız bunu en baştan çok kibar bir dille yazara gerekçesiyle birlikte anlatmanız son derece büyük önem taşıyor. Bu aynı zamanda tabii editörler kurulundaki üyelerin de zamanını çalmamış oluyorsunuz. Daha sağlıklı çalışmalarını sağlamış oluyorsunuz. Bu konuda Elsevier'in bir sistemi var. Orada Article Transfer Service diye adlandırdıkları bir sistem var. Kendilerine gelen makaleler örneğin bir daha üst düzey bir dergide yayınlanmamışsa veya red almışsa ya da işte içerik olarak uygun özellikle bulunmamışsa kendileri bir başka kendi içindeki dergiye yönlendirebiliyorlar. Bunu belki biz de yapabiliriz. Yani bu konuda hem Sibel Hanım'a hem izliyorsa Akademik Dergiler Müdürümüz Cihan Bey'e de aktarmış olalım. Benzer bir yapıda yine TÜBİTAK Akademik Dergiler ve Dergi Park içerisinde yaparak özellikle SG tarafından taranan dergilerimize destek amacıyla bunu yapmakta fayda var. Çünkü 80 civarında SG taranan dergimiz var. Bunların yanlış görmüyorsam 43 tanesi İngilizce olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla en azından buradan red karar alan ya da içerik olarak uygun olmayan makaleler bu tür dergilere en azından yönlendirilmiş olur. Final decision'a baktığımızda işte hepinizin bildiği gibi major minor revizyonlar istenebiliyor. Bu tabii süreç işliyor. Sonuçta yazar bunları dikkate alması gerekiyor. Hakem önerilerini dikkate aldıktan sonra tekrar hakem görmek istiyorsa yeniden hakeme gönderiliyor. Ama eninde sonunda major veya minor revision almış olan bir makale çok büyük bir oranda eğer yazar hakemlerin önerilerini ciddi şekilde dikkate aldıysa, üzerinde çok ciddi titiz bir çalışma yaptıysa eninde sonunda bunlar kabul aşamasına gelebiliyor. Hakem rejection'ı dediğimizde ise tamamen makalede ciddi bir sorun varsa doğrudan doğruya ilk değerlendirme sonucunda red kararı alabiliyor. Kabul bazen ilk aşamada olabiliyor ama çok nadir. Ama mümkün değil diyemeyiz. Çünkü bazen son derece iyi hazırlanmış makaleler de gelebiliyor. Bunlar ilk hakem değerlendirmesinden hemen sonra çok az değişiklik veya olduğu gibi kabul aldığı takdirde kabul edilebiliyor. Bu da bir başka önemli konu. Peki kabul edildi. Bu çok tabii nadir ama olmuyor değil. Ama reddedilince dünyanın sonu değil. Baktığınızda bir makalenin reddedilme oranı %40 ile 90 arasında. Bu durumda özellikle genç arkadaşlara tavsiyemiz ortadan kaybolmayın. Bu herkesin başına gelebilir. Muhakkak hakemlerin notlarını değerlendirip kendi kendimizi eleştirmemizde yarar var. Daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünerek muhakkak başka bir dergiye bunu gönderecekmiş gibi hızlı bir şekilde hemen bu eksikleri giderme yoluna gitmek büyük yarar sağlayacaktır. Makale değerlendirme sürecine yine çok detayına girmeyeceğim ama özellikle işte Turkish Journal of Earth Science'da burada görüyorsunuz makalelerin değerlendirme süreçleri var ama az önce ifade ettiğim gibi yine Mehmet Bey'in sunumundan TÜBİTAK Ulak Bey'in başkanımızın sunumundan aldığım bir bilgi en son 28 sanıyorum Mayıs'ta yapılan bir sunumda yine bu bilgileri verdiğinde değerlendirmeye alınan makalelerin kabul oranı TÜBİTAK dergilerinde %45. Yani bu şu anlama gelmesin. Tabii ilgi alanı kontrolüne giriyor. Bunların ciddi bir bölümü makalenin içeriği dışında kalıyor, reddedilebiliyor vesaire. Ama değerlendirmeye alınan makalelerin kabul oranı TÜBİTAK dergilerinde %45 ki bu ciddi bir rakam. 0-6 ay aralığında karara bağlanan makaleler %95. Tabii diğerleri de daha düşük oranlarda. Dolayısıyla bu 6 aylık süreyi daha da azaltmak tüm akademik dergiler editörlerimizin ve yardımcı editörlerin bana göre temel görevi olması gerekir. Hakem seçerken neye dikkat ediyoruz? Örneğin kendi alanımızda baktığımızda alanında iyi bilinen, işte güncel makaleler yayınlamış, dergimize geçmişte veya yakın zamanda makale olarak katkı sunmuş, makaleyi sunan kişiyle geçmişte bir ortak yazarlığı olmayan, bu tabii kritik bir konu ama en azından son 5 yılda, 6 yılda çok eskiden olabilir ama en azından yakın bir zamanda bir ortak yazarlığı olmayan kişinin olmasına dikkat ediyoruz. Yine aynı kurumda çalışıyor olmaması önemli. Yazar tarafından önerilmeyen diyoruz ama bazen yazarlar bir çıkar çatışması varsa
bunu editöre not bölümünde makalesini sunarken aktarabiliyor. Biz bunları değerlendirdikten sonra dikkate alıyoruz ve sonuçta bu yazarın da önerisini uygulayabiliyoruz. Makale değerlendirme yoğunluğu aşırı derecede olmayan, işte örneğin Ertuğrul Hocam çok yoğun bir insan. Şimdi Ertuğrul Hocam'a her gün 3 tane makale gelirse hakikaten işi çok zor. Dolayısıyla bu anlamda herkes Ertuğrul Hocam kadar da özverili olamayabiliyor. Bazen bir bakıyorsunuz bir hakeme gönderdiğinizde 2 ay, 3 ay kaldığı olabiliyor. Bu da tabii çok son derece kötü bir izlenim bırakıyor. Dolayısıyla geçmişte bu anlamda olumlu iz bırakmış kişiler muhakkak var. Bir beyaz listenizin, bir siyah listenizin olması lazım kendi içinizde. İngilizceye belli bir düzeyde hakimiyetin olması önemli. Ön yargısız olacak, yazarlarla çıkar çatışması olmayan ve özellikle de son 5 yılda aktif araştırma yapan kişileri ve makale yazan kişileri seçmek son derece yararlı olabiliyor. Ve tabii genç araştırmacılar daha istekli olabiliyor. Bu da önemli. Son derece ciddi makale değerlendirebiliyorlar. İhtiyaç kadar hakem atamakta fayda var. Çünkü bazen 6, 7, 8 diyorsunuz. Çok anlamsız, birisi farklı bir karar, diğeri bunun tam tersi karar. Dolayısıyla çok karmaşık bir durum ortaya çıkabiliyor. Ama genelde bizim TÜBİTAK dergilerimizde en az 3 hakemle başlayıp bunun içinde bir tanesinin yabancı olmasını öneriyoruz. Ve sonuçta gelen değerlendirmeye göre yeni hakem atayabiliyoruz. Ve olabildiğince de editörler kurulundan bunu seçebiliyoruz. Birçok yerden tabii aramak mümkün hakemleri. İşte bizim kendi sistemimizde Arbis önemli bir veri tabanı. Bunun dışında YÖK Akademik tavsiye ederim. Gerçekten girdiğinizde hem isim olarak hem anahtar kelime verdiğinizde birçok araştırmacının çalışmalarını görebiliyorsunuz. Google Scholar, ResearchGate ya da Publons, bunların hepsinden çok rahatlıkla uygun hakemi bulabilirsiniz. Tabii hakemlik süreci bilimsel kalite kontrolünün temelidir. Yani her şey hakemlerde bitiyor. Fakat bakıyorsunuz bazen hakemlerin raporlarda çok sıkıntılı olabiliyor. İşte bazen hiç özenmeden çok kısa raporlarla, üstün körü raporlarla değerlendirmesini tamamlıyor. Bazen herhangi bir rapor yazmadan hemen hızlıca bir takım tikler yaparak, işaretleyerek raporunu tamamlayıp gönderebiliyor. Bazen de yazıya müdahalesi çok aşırı oluyor ve özellikle yazarları incitici raporlarda sunan hakemlerimiz olabiliyor. Bu tabii özellikle genç arkadaşlar için çok olumsuz bir durum. Hakemin muhakkak yapıcı olması lazım. Raporun olumsuz olması durumunda dahi yapıcı bir yaklaşım içinde olması son derece büyük önem taşıyor. Bazen yayın potansiyeli olan bir makale zorlaşabiliyor, bazen de tam tersi olabiliyor. Bunların hepsini görmek mümkün ama az önce ifade ettiğim gibi özellikle akademik teşvik programından önce ve sonra hakemlik olayı iyice farklı bir noktaya geldi. Dediğim gibi eskiden hakemlik bir prestij olarak görülürken bir uluslararası dergide hakemlik yapmak özellikle bir genç arkadaş için çok büyük bir keyif iken şimdi artık bunlar çok daha farklı değerlendirilebiliyor. Neler yapılabilir? Birçok şey yapılabilir. Özellikle genç araştırmacılara dönük olarak işte hem hakemlik eğitimleri hem de yazarlık eğitimleri de değerlendirilebilir. Bu konuda belki ilerleyen günlerde benzer webinar serilerini bu anlamda da yürütebiliriz. Tematik ulusal uluslararası toplantılara katılmak, Cem Hocam az önce bahsetti. Oralarda işte potansiyel hakemlerle, yazarlarla, editörlerle temas kurmak son derece yararlı olabiliyor. Şimdi hakem değerlendirmesine 3 örnek örneğin baktığımızda bir tanesi sıkıntılı bir örneğin değerlendirme süreci. Bir tanesi olduğu gibi kabul edilebilir demiş, bir tanesi major demiş, bir tanesi reject demiş. Şimdi bu tabii çok karmaşık bir durum. Ne yapıyorsunuz? Mecburen burada 5. bir hakeme göndermeniz gerekiyor. Burada baktığınızda örneğin daha az sorunsuz bir örnek var. İşte dergi yayınlansın demiş, 3 tanesi az değişiklik demiş, bir tanesi çok değişiklik, major revision demiş. O süreçler tamamlandıktan sonra daha sağlıklı bir değerlendirme süreci geçirmiş bir makale. Şu da tamamen reject. Baktığımızda hem 3-4 hakeme gitmiş, 3 tanesi reject demiş, bir tanesi minor revision demiş. Minor revision diyen arkadaşımızın raporunu incelediğinizde, diğer reject verenlerin de haklı olduğuna kanaat getirdiğinizde daha rahat karar verebileceğiniz bir makale olmuş oluyor. Örnek olarak baktığımızda işte ya çok çok kısa örnekler, az önce de ifade ettiğimiz gibi raporlar sunulabiliyor. Ya işte hiçbir içerik açısından katkı sunmaksızın işte sadece işte İngilizce şu değil de şu olsun denebiliyor. Bazen editöre gönderdiğinizde editör işte çok fazla hakeme gönderiyor. Örneğin yer hakeme gönderilmiş, bunun 2 tanesi daveti kabul etmiş ama
Bir tanesi bitirmiş, bir tanesi değerlendirme yapıyor. Fakat 5 tanesi halen davete cevap bekliyor ama süreç uzuyor. Editörü uyarıyorsunuz, editör hakemlere yazıyor. Bir yandan işte yazar sizi sıkıştırıyor. Hocam 3 ay önce, 4 ay önce makale sunmuştum. Çok haklılar. Dolayısıyla bunların hepsini editörün çok bir orkestra şefi gibi yönetmesi gerekiyor. Her gün bir kere sisteme en az birkaç kez girip ne oluyor, ne bitiyor, hangi makalenin süreci tamamlanmış, editör kararı verilmesini bekleyen makale var mı, varsa gecikmiş mi uyarmanız gerekiyor. Gerekirse WhatsApp üzerinden, gerekirse telefonla, gerekirse e-maille bütün bu uyarıları yapmak sizin göreviniz. Ama uluslararası standartlarda örneğin Pablo'nun verilerine göre baktığımızda ortalama bir hakemin gelişmiş ülkelerdeki raporundaki sözcük sayısı 528 iken gelişmekte olan ülkelerde 250 civarında öngörülüyor. Türkiye için baktığımızda bu oranlar ortalama 400'ler ya da 400'ün biraz altında olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi tabii hakemler ve editörlerle çalışmak önemli. Bunları çok hızlı geçeceğim. Biraz daha tartışmaya zaman bırakalım istiyorum. Ama Turkish on Law Science örneğin editörler kurulunu yakın zamanda yenilediğinde neye dikkat ettik? İşte bir kere en azından Web of Science'a göre hiç olmasa H indeksi 10 ve üzerinde olsun istiyoruz. En az 500 ve üzeri aktif atıfı olsun istiyoruz. Self-citation olmasın istiyoruz. Yine mümkünse TÜBİTAK bilim veya teşvik ödülü ya da işte benzeri değerde uluslararası alanda alınmış ödüller varsa bu arkadaşlarımızı özendiriyoruz. TÜBİTAK Gebip ödülü sahibi genç arkadaşlarımızı teşvik ediyoruz. Ve yine TÜBİTAK veya diğer uluslararası dergilerde önemli görevler almış, projeler yapmış kişileri de bu alanda değerlendirmek istiyoruz. Şu anda da aktif olarak çalışan editörler kurulumuzun olduğunu söyleyebilirim ama tabii her yıl bunları yeniliyoruz. Önemli bir husus, peki bu editörlere, hakemlere ne yapmamız gerekiyor? Onu da belki biraz sonraki slide'da konuşuruz ama birçok dergi burada gördüğünüz gibi bir sertifika veriyor. Bu hoş bir şey. Yani sonuçta bir parasal değeri yok ama bunun çok anlamı var, bir manevi değeri var. En azından bir dergiye editörlük yaptığınızda otomatik olarak ya sistem üzerinden veya mümkün olmuyorsa daha sonra böyle şık bir şekilde hazırlanmış bir sertifikanın hakemlere ve editörlere verilmesi son derece hoş olabilir. Tabii editör yazara reddi iletirken, özellikle reddi iletirken daha dikkatli olması gerekiyor. Red için açık ve net sebeplerinizin ortaya konması gerekiyor. Nazik olmanız gerekiyor. Yani ben hakikaten üzülüyorum. Yani bir genç araştırıcının özellikle bir makale geldiğinde bunu reddederken çok daha tırmadan ama yapıcı bir şekilde neler yapması gerektiğini özellikle açıklayarak, yani sistem üzerinden otomatik olarak çıkan yazıya da ilave ederek bir takım yönlendirici ifadelerle bu cevabı vermek gerekiyor. Fakat fazla kelime kullanmadan kısa ve net olmak önemli. Kapıyı sıkıcı ama nazikçe kapatmak gerekiyor. Çünkü bazen bir makale hiçbir şekilde geliştirilmeden yeniden dergiye sunulabiliyor ve tabii bir takım dergi seçeneklerini de önermek yararlı olur. Tabii kabul etmek daha da kolay. Bunun detayına girmeyin. Yayıncı yazar açısından baktığımızda tabii derginin genel görüntüsü, genel tasarımı, dizgisi çok önemli. Bu konuda TÜBİTAK dergileri oldukça başarılı işler yapıyorlar. Bunu kabul etmek gerekir. Baktığınızda işte örnek bir derginin ilk sayfasını görüyorsunuz. Burada ilk dergiye makalenin geliş tarihi, sonra kabul ve arkasından kabul olduğu gün biliyorsunuz aynı anda online yayınlanıyor ve en sonunda final version'ı yani 2 ayda bir örneğin Turkish Journal of Earth Science basılıyor. Yayınlandığı tarihi belirtiyorsunuz. Tabii bunun ne faydası var? Sonuçta şu aralığa baktığında en azından bir kişi bu makalenin kaç aylık bir süre içerisinde yayınlandığında görüp o konuda dergi hakkında da bir fikir yürütebiliyor. Editör olarak tabii derginizi zaman zaman değerlendirmeniz gerekir. Bu konuda Cem Hoca'nın çevirdiği kitapta güzel bilgiler var. Yani bu soruları kendinize sorarsanız son derece yararlı olur. Bunun için tabii bir takım tanıtım taktiklerini kullanmak gerekir. Web sayfalarımızın birazcık daha geliştirilmesi iyi olur diye düşünüyorum. Umarım TÜBİTAK bünyesine geçtikten sonra, ULAKBİM bünyesine daha doğrusu geçtikten sonra daha etkin, daha görsel yönü öne çıkan, daha içerik olarak zengin web sayfalarımız olur. Yani en azından bir takım metrik bilgilerin yayınlanması, işte burada örneğin bir
Elsevier'in dergisinin bir soldaki sütununu görüyorsunuz. Bunlar önemli. Buna benzer çalışmaları zaman içinde bütün editörlerle beraber hem ULAPBİM'le hem de akademik dergilerle yaparız diye ümit ediyorum. Ama az önce ifade etti Cem Hocam ve Ertuğrul Hocam da TR dizin dergi park çok büyük bir açığı kapattı Türkiye'de, bunu söylemek istiyorum. Bu anlamda TR dizin ailesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir dağınıklık vardı. Herkes bu süreçte çok niteliksiz dergiler çıkıyor. Bunlar az önce Ertuğrul Hocam'ın ifade etmeye çalıştığı gibi bir günde makaleler yazılmaya çalışılıyor vesaire vesaire. Ama şu anda en azından belli bir disiplin altına alındığını düşünüyorum. Bunun tabii içerik olarak çok daha geliştirilmesi, bu tabii uzun yolda doğal olarak bir takım dergilerin geride kalması, diğerlerinin öne çıkması da mümkün olacak. Ama en azından bir yandan TR dizine giren, diğer yandan TR dizinin bir üst aşamasında ESC'ye giren dergilerimize bizim ayrı bir özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir örnek bu Journal of Geoscience, Arabian Journal of Geoscience'ın Springer'in bir dergisi. 3 yıldır böyle bir şey yapıyorlar, bu da önemli bir şey. Yani 3 yıldan beri Tunus'ta uluslararası bir konferans düzenliyorlar ve dünyanın her yerinden, işte örneğin geçen sene 77 ülkeden 900'ün üzerinde özet bildiri almışlar. Buna benzer belki etkinlikler düzenlenebilir. Bunu tek başına Turkish Journal of Science de yapabilir daha tematik olarak, ama daha belki geniş anlamda TÜBİTAK dergileriyle ilgili böyle bir hem tanıtım etkinliği hem de bir işte en yüksek atı falan örneğin makalelerle ilgili bir etkinlik olabilir. Böyle bir uluslararası konferans düzenlenmesi de tartışılabilir. Bunların hepsi görünürlüğü artıracak şeylerdir. Sosyal medya ile ilgili işte son zamanlarda hem Twitter'da hem Facebook'ta yine aynı şekilde diğer kanallarda dergilerimizin tanıtımları var, ama burada tabii daha da öteye gitmek gerekiyor. Özellikle biz Turkish Journal of Science olarak yüksek atıf alan makale yazarları ile önümüzdeki günlerde Temmuz ayının içinde başlamayı planlıyoruz. Yine webinarlar serisi düzenlemek istiyoruz. Bu konuda Cihan Bey ile de temas halindeyiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta programı netleştirip derginin kendi web sayfasında da bunu yayınlayabileceğiz. Özetle söyleyeceklerim bu kadar. Ne kadar oldu bilmiyorum ama herhalde 20 dakikayı bir parça geçtiğimi düşünüyorum. Bu anlamda yararlanılan ve önerilen kaynaklar var. Bir tek bunlar değil. Özellikle TÜBİTAK'ın TR dizinin 2015-2018'de yaptığı benzer eğitim seminerlerindeki hocalarımızın sunduğu sunumlara ulaşmak mümkün. Bunlara bakabilirsiniz. Bunun dışında tabii birçok teşekkürler var. TÜBİTAK Başkanımız, ULAPBİM Müdürümüz Yardımcısı ile birlikte aynı zamanda Sibel Hanım'a, ULAPBİM TR dizin ailesine, Cihan Aksop Bey'e, Akademik Dergiler Müdür Vekilimiz, Turkish Journal of Science'ın dergi sorumlusu Seval Hanım'a ve Akademik Dergiler Müdürlüğü ailesine de çok çok teşekkür ediyorum. Ve temennim tabii bu tür etkinliklerin çok daha gelişerek, çok daha belki tematik hale getirilerek, daha özelde işte hem makale yazmayı daha spesifik olarak özendirmek hem işte hakemlik olayını geliştirmek adına farklı farklı alanlarda yapılmasında ümit ediyor ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Hocam bu güzel sunum için size. Ve çok vakit kaybetmeden hemen isterseniz soru cevap kısmına geçmek istiyorum. İlk sorumu ben dilerseniz Cem Hocam'a sormak istiyorum. Burada dinleyici arkadaşlardan gelen soruları. Bunlardan ilki Cem Hocam şöyle der. Etik onayı hem yöntem hem de makale sonunda yer almalı mı? Yoksa sadece sonunda belirtilmesi yeterli mi? Yani etik onayı, çalışmanın etik kurulu raporu. Bu konuda düşünceniz nedir? Ne dersiniz? Teşekkürler Sayın Hocam. Etik kurul onayının hem materyal metot bölümünde hem de arkada ayrı bir bölümde belirtilmesinde fayda var. Bu zorunluluk değil. Yani bakıyoruz bazı uluslararası dergilerde bunlar yazılmayabiliyor. Ama gelişim gösteren bir dergiyseniz bu hassasiyetleri yapıp yapmadığınız sorgulanacaktır. Bir indekse başvurduğunuzda örneğin. Dolayısıyla bunu yapıyor olsanız bile bunu göstermenizde her zaman fayda var. Materyal metotta bir defa olması şart bir yerde.
Ama en sonda da ayrı bir başlık olarak bunu belirtirseniz, gerçekten bunu titizlikle ele aldığınızın bir göstergesi olarak da sunmuş olursunuz. O açıdan güvenilirliğinizi arttıracaktır. Onun için tavsiye ederim. Her ikisinde de olmasın. Hemen bu konuyla bağlantılı yine kliniklerde hocam, siz tıpta da çok yapılıyor. Retrospektif çalışmalarla ilgili bir soru. Siz her ne kadar yazılı olarak cevap verdiyseniz de hocam, dinleyicilerin bir kısmı bunu görmüyor. Ben size iletmek istedim. Retrospektif çalışmalarda etik kurul onayında diyor ısrar etmek acaba diyor bir mobbing aracı olarak kullanılıyor. Cem hocamın diyor bu konudaki acaba düşünceleri de sizden bir duymak isteriz değerli hocam. Teşekkür ederim. Aslında etik konusunda önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Orada belki daha detaylı konuşulabilir ama ben kısaca bu konuyu özellikle incelediğim için cevap vereyim. Biz çeşitli ülkelerden yazı alıyorduk. Etik kurul bazı çalışmalarda oluyordu, benzer bazı çalışmalarda olmuyordu. İşte diyorlardı ki yazarlar, bizim ülkemizde örneğin bu çalışmalar etik kurul gerekmiyor. Bazı ülkelerde ise her türlü çalışmadan etik kurul isteniyordu. İsterse dosya taraması olsun, isterse anket çalışması olsun, isterse hücre kültürü çalışması olsun. Bazı ülkelerde ise deneysel çalışma olmadığı müddetçe buna gerek yok deniliyordu. Ama biz bunu bir homojenize etmemiz gerekiyordu. Sadece ülkemiz için değil, çeşitli ülkelerden yazı alan dergi olarak da politikamızda bunu netleştirmemiz gerekiyordu. Biz bunu World Association of Medical Editors ve Committee of Publication Ethics bünyesinde tartışmaya açtık. Sonra bu şekilde bir canlı yayına katıldım ben. Committee of Publication Ethics'in komitesi toplandığında bu konuyu tekrar ele aldık. Ve oradan şöyle bir sonuç çıktı. World Association Medical Editors'te de benzer bir sonuç çıktı. Şimdi yazarlar yazılarını bastırmak istiyorlar. Editörler de yazı basmak istiyor. Dolayısıyla yazarlarla editörler arasında bir çıkar ilişkisi var. Biri yazı basmak istiyor, biri yazısını bastırmak istiyor. Çalışma ne olursa olsun, retrospektif bir çalışma da olsa, orada hastalara ait bazı veriler olacak. Dolayısıyla bunların gizlilikleri de önemli. Bunun bir bağımsız komite tarafından ele alınmasında fayda var. Etik kurullar da işte bu komiteler. Yani etik kurulların aslında çok faydaları var. Yazarlara da, araştırmacılara da, dergilere de. Etik kurulları böyle gereksiz kurullar gibi görmemek lazım. Bu aşamalarda dahi bu güvenceyi sağlayan, ayrıca yazının gelişimine de zaman zaman katkıda bulunan kurullar. Oradaki çıkan sonuç, bir üçüncü kurulun, bu çıkar ilişkisi dışındaki bir kurulun çalışma hangi tipte olursa olsun gözden geçirmesi her zaman faydalıdır diye olmuştu. Biz de aynen buradan çıkan sonuca göre yazının şekli ne olursa olsun, retrospektif de olsa istedik. En azından şöyle bir geri dönüş alın dendi. Yani etik kurula gerek yoktur. Eğer o ülkede bu yazı tipine etik kurul almasına gerek yoksa bunu almanız bile dergi için önemlidir diye çıktı. Biz de bu şekilde her şeyden istedik. Dolayısıyla retrospektif bile olsa bunun onayı sunulması, alınması bence bu açıdan önemli, katkı sağlayacak bir şeydir. Ve yurt dışında da beklenti birçok dergide. Bunu yapmamış olmanız belki çok kayıp olmaz. Çünkü herhangi bir kişinin zedelenme riski az bu tür çalışmalarda, ama verilerin gizliliği özellikle şu artık günümüzde çok daha önem kazandı. O verilerin gizliliğinin garantiye alınmış olması açısından da yazarlara da bir güvence sağlar. Teşekkür ediyorum hocam. Yine size bir soru var. Yine bu etikle ilgili aslında biraz daha editörü ilgilendiren bir konu hocam. İki senede bir editoryal süreç var. Genç arkadaşımızın belirttiğine göre bu kabul edilme aşamasına gelmiş, baskıya girmiş yayın. Fakat sonradan ne olduysa
bizim genç akademisyen arkadaşımız basılmayı beklerken bir red kararı gelmiş editörden. Tabii bu son derece aslında yani üzücü bir durum diyelim en hafif itibariyle. Bu tür olgularda hocam sizin deneyiniz çok fazla Cem hocam. Yani bu arkadaş böyle bir durumda nasıl nerelere başvurabilir? Yani herhalde bir hak kaybına uğradığı kanaatinde kendisi. Şimdi tabii böyle bir durumda niye bu süreç uzadı? Bazen hakem bulmakta sıkıntı olabiliyor veya hakemler revizyon istiyor, yazarlar bunu süreci uzatabiliyor. Bazen yayın evinden kaynaklanan sorunlar olabiliyor. Bunu netleştirmek lazım. Burada makul bir neden yoksa o zaman tabii editörden bunu öncelikle nedenini sormak gerekir. Editörden alınan cevap bunu makul yansıtamıyorsa bu durumda etik editörleri varsa veya araştırma bütünlüğü editörü, research integrity editörü varsa derginin onlara bu iletilebilir. Veya ombudsmanı olan dergiler olabilir. Ombudsmana bu sorun iletilebilir. Eğer editörden tatbikler dönüş alınmadığı takdirde. Eğer bunlar da yoksa mesela o dergi bir KOP üyesi ise KOP'a bu iletilebilir. Gerçi KOP bu tür şeylere sıcak bakmıyor ama en azından yol gösterebilirler. Veya işte diğer uluslararası üyelikleri varsa onlara sorulabilir. Yani burada yazarların da hakkı vardır bu tür durumlarda. Fakat şunu da unutmamak lazım. Editör kabul edilmiş bir yazıyı basmadan önce reddetme hakkına her zaman sahiptir. Burada son anda fark ettiği bir majör bir metodolojik sorun olabilir. Veya bir etik kusur olabilir. Tabii buradaki neden çok önemli. Niçin bu süreç uzamış, niçin böyle sonuçlanmış? Buna göre değerlendirme yapmak uygun olur. Anladım hocam. Önce bir editörle sebebini kendisi tam bir açıklığa kavuşturması gerekiyor. Evet. Ondan sonra sunmuş dediğiniz gibi. Ben şimdi dilerseniz Orhan hocama birbiriyle bağlantılı iki soru geldi. Ben kendisine onu yönelteyim. Bir dergide editör ve editör yardımcıları diyor görev tanımı nedir? Bunlar ne yapar? Bir de yani editorial board aslında 10 tane, 5 tane, 3 tane. Bunun ideal bir sayısı var mı diyorlar Orhan hocam? Yani bu konuda bir bilgi verebilir misiniz? Şöyle sondan başlayayım. Yani tanımlanmış belli bir sayı yok açıkçası ama çok da abartılmaması gerekiyor. Çünkü editorial board'da olmak da zaman zaman insanlar açısından bir prestij meselesi olabiliyor. Her halükarda editorial board'da olacak olan kişilerin belli bir takım akademik özelliklerin de olması gerekiyor. Bu çok önemli. Az önce ben kendi konuşmamda ifade ettim. En azından Türkiye koşullarında baktığımızda işte H indeksinin Web of Science'a göre ne olması gerekir, işte uluslararası tanınırlığı, onun ötesinde işte son 5 yıldaki aktif araştırma performansı, yayın yaptığı yayınların kalitesi vesaire, bütün bunların hepsi önemli. Çünkü editörler kurulu bir yerde bir derginin dışarıya açılan penceresidir. Yani dışarıdan eğer siz çok fazla sayıda nitelikli yayın makale çekmek istiyorsanız oralarda gerçekten güvenilir, herkesin güvenini kazanmış, uluslararası alanda tanınırlı olan kişilerin olması gerekir. Bu çok önemli. Bunun dışında tabii yerli yabancı oranı nedir diye baktığınızda bu oran da çok net değil ama olabildiğince belli bir dengede olması gerekir. Bazen çok fazla yabancı editörler kurulunda üye olduğunda o derginin sanki görünürlüğü artacakmış gibi de düşünülebiliyor. Bu da yanlış bir yaklaşım. Oraya gerçekten niteliği olan, belli bir tanınırlığı olan, özellikle o derginin ilgi alanında hem Türkiye'de hem işte yurt dışında belli çalışmaları bulunan kişilerin olması her zaman için dergiye büyük yarar sağlar. Ama örneğin Turkish Journal of Earth Science'da şu anda yaklaşık 80 civarında bir editörler kurulu üyesi var. Bunların da yaklaşık 3'te birini, belki biraz daha fazlasını yabancı araştırmacılar kapsıyor. Bunun dışında ikinci soru neydi? Onu da hemen söylerseniz tekrar diğer birinci soru özellikle.
Hocam ideal bir sayı var mı? Yani şimdi bir baş editör var. Bir de editörün görevleri, yardımcı editör ve diğer editörün görevi. Yani yardımcı editörlük biliyorsunuz önemli bir kavram. Yani derginin makale kapasitesine göre muhakkak bünyesinde bulundurması gereken bir pozisyon. Örneğin Turkish Journal of Earth Science'da şu anda bir yardımcı editör yok. TÜBİTAK'ın sanıyorum kurallarına göre, yönetmeliğine göre belli bir yılda makale eğer geliyorsa, o sayıyı aşıyorsa ikinci veya birinci veya ikinci yardımcı editörler olabiliyor. Yardımcı editörün birçok açıdan önemi var. Yani eğer dergiye gelen makale sayısı çok fazlaysa bunları muhakkak editörle birlikte paylaşması gerekir. Aktif olarak katkı sunması gerekir. Bana göre editörün en az sorumluluğu neyse yardımcı editörün de sorumluluğu odur. Çünkü sonuçta o derginin daha çok gelişmesi için, daha çok görünür hale gelebilmesi için ortak bir enerjiyle, ortak bir sinerjiyle çalışmaları gerekiyor. Bu açıdan da olabiliyorsa, mümkünse dergilerde yardımcı editöründe olmasında büyük yarar olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum hocam. Yine bir soru var. Yine size yönetmek istiyorum Orhan hocam. Bu TR bizim dergiler de olabilir, bizim TÜBİTAK dergiler de olabilir. Bu dergiye gelen yazıların Intelligate programında veya benzeşişlik işte endeksinden geçmesi acaba editörün mü yoksa gönderdiğimiz hakemin mi görevi diye bir soru geliyor. Bu TÜBİTAK olarak düşünmüyorum. Başka geniş evet. Anlamda yani her ikisinin de değil. Normal dergiye makale geldiğinde örneğin TÜBİTAK dergilerindeki sistem şu. Dergiye bir makale geldiğinde bu makale baş editörün önüne gelmeden önce bu süreçten geçmiş olması gerekiyor. Yani siz bir dergiyi ilgi alanı kontrolüne göre incelemeye başladığınızda aynı zamanda ekranınızda o makalenin benzerlik indeksi raporu da karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla bu benzerlik indeksi raporunu inceleyip eğer belli bir oranın üzerindeyse ve bu oranda çok gerçekçi bir şekilde karşımıza çıkıyorsa, yani ciddi bir şekilde topyekün bir başka makaleden bir paragraf olarak, bir cümle olarak alıntı şeklinde alınmışsa, bir takım alıntı kurallarına uyulmadan bu alıntılar yapılmışsa, bu konuda uygun bir dille yazara iade ediliyor ve bunun mümkünse daha aşağıya çekilmesi isteniyor. Bazen yazarlar bizden bu benzerlik indeksi raporunu da isteyebiliyorlar. Bunu yazarlara göndermekte hiçbir mahsur bulmuyoruz. Bunları biz kendilerine e-mail yoluyla gönderip tekrar gözden geçirmelerini rica ediyoruz. Ama tabii benzerlik indeksi karmaşık bir kavram. Yani %25 bir benzerlik indeksine sahip olan bir makale intihal kapsamına girebilir de girmeyebilir de. Ya da %50, %40 bir benzerlik indeksi olan bir makale intihal kapsamına da girmeyebilir. Farklı da değerlendirilebilir. Bu tamamen sizin o makaleyi editör olarak çok dikkatli bir şekilde incelemenize ve o makalenin içeriğine hakim olmanıza bağlı. O konuda Cem Hocam da az önce buradan yanlış görmediysem bir izleyici arkadaşımıza uzun uzun yazılı bir cevap vermişti. Dilerseniz kendisi de o konuda ilave bilgi verebilir. Tabii ki Cem Hocam, ilave yapmak isterseniz buyurun. Ben de katılıyorum Orhan Hocam'a. Benzerlik oranı yüzdesinin bir anlamı yok intihal tespiti açısından. Ancak bize editöre yani bu şunu gösteriyor. Diyor ki bu yazıya dikkat et. Bazı dergiler mesela bunu %10, %15, %25 olduğunda biz inceliyoruz diyebiliyorlar. Ama burada intihal vardır anlamında bir şey yok. Bu yazı kabul edilir veya edilmez diye de bir şey yok. Bazen yazı çok uzundur mesela. Atıyorum 10 sayfa, 20 sayfadır. Bir paragraf kopyala yapıştır kısım vardır. Onu benzerliğe soktuğunuzda %1, %2, %3 bir şey çıkar. Ama burada bariz bir intihal vardır. Fakat bu benzerlik oranına hiç yansımaz. Bazen de çok kısa bir yarım sayfalık bir editöre mektuptur. Benzerlik oranı %50 çıkar. Ama baktığınızda anlamlı bir olay yoktur. Dolayısıyla bu oran bir şey vermez. Bu oranın üstünü kabul ediyorum, altını kabul ediyorum demek de bence çok anlamlı değil. Ama böyle programlar kullanarak biz tarama yapıyoruz.
İşte dolayısıyla bir intihal tespit ettiğimizde bunu da uyarıyoruz, kabul etmiyoruz, reddediyoruz veya gereken işlemi yapıyoruz. Şimdi orada aslında etik konusunda tartışmak lazım belki ama burada benim gözlemlediğim ülkemizde biz bunu çok sık yapıyorduk. Hakemlerimiz de yapıyordu gereğinde. Onlar bizi uyarabiliyordu. Öyle tespit ettiğimiz olgular da oldu. Ama biz mutlaka yapıyorduk. Hem öncesi Orhan Hocam'ın dediği gibi gelir gelmez teknik arkadaşlarca hem de baskıdan önce yapıyorduk. Bunun nedenleri şunlardı. Bizim genç yazarlarımızın önemli bir kısmı bu konuda yeterli eğitim almamış olabiliyorlar. Teknik intihale kaçabiliyor. Yani bilinçli olmadan yapılan intihal. Çoğu kez de işte referansı koydukları halde kopyala yapıştır şeklinde yaptıkları bu teknik intihal dediğimiz durum karşımıza çıkıyordu. Tabii bunu bu şekilde basmamız doğru değil. Bu da yine intihal kavramında. Çünkü yazının okunduğu, aynen yazıldığı şekliyle değil, anlaşıldığı şekilde, o yazarın anladığı şekilde yazılması lazım referans koymak şartıyla. Bu değişmiyor. Dolayısıyla bu açıdan da faydasını görüyorduk. En son baskı öncesi yaptığımız tarama da nadiren çift yineleyen yayın, duplikasyon tespit etmemizden dolayı bazen yazarlar bunları birden fazla dergiye gönderiyorlar. Önce hangisi kabul ederse orada bastırıp diğerlerini geri çekme yoluna gidiyorlar. Bu hoş karşılanan bir durum değil. Etik kusurlar içerisinde de geçiyor. Böyle durumda bir anda iki yerde de basılmış olabiliyor. O zaman en son basılan yazının geri çekilmesi lazım. Dolayısıyla bunları son anda tespit ettiğimiz birkaç olgu olmuştu. Ondan sonra biz kurallar içerisine editör arkadaşlara bir öneri olarak burada anmak istiyorum, söylemek istiyorum. Baskı öncesi de tekrar bir kontrol yapın. Bazen böyle çoklu yayın tespit etme durumumuz söz konusu olabilir. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Cem Hocam. Değerli bilgilendirmeleriniz için. Şimdi Ertuğrul Hocam'a zor bir soru sormak istiyorum. Şimdi editörlerin, ben Veteriner Hayvancılık Dergisi'nde de aynı sorundan muzdaribiz. Hakem bulma sorunu biraz zor oluyor. Sizin gibi bir değerli bilim adamı acaba nasıl motive edebilir hakemler? Bu konuda bir görüşünüz var mı? Çünkü Orhan Hocam biraz önce çok güzel bahsetti. Akademik teşvikten önce ve sonra diye. Sonra gerçekten akademik teşvik kapsamından kaldırıldıktan sonra hakem arkadaşlar bulmakta, yayınları kabul ettirmekte, özellikle değerli bilim adamlarına çok daha zorlaştı. Bu konuda birkaç kelam etmek ister misiniz Ertuğrul Bey? Şimdi ben hakemlik konusunda biraz önce de yazdım oraya. Diyelim ki karşı taraftaki, tabii ki bu frontista da biz bunu çok yapıyoruz. Bazen oluyor ki 10-15 hakem davet ediyorsunuz ama bu haş indeksine bağlı. Diyelim ki yüksek haş indeksler hemen hızlıca reddediyor. Ben yapmıyorum diyor. Diğer taraftan hakemlikte iyi hakemler genelde kısa yazıyor. Veya hatta bir bakıyorsun bir cümlede reddedebiliyor. Ama hakem bulmada şunu söyleyeyim, win-win. Şimdi ben hiç yayın yapmayacağım örneğin herhangi birinin herhangi bir dergisinde niye hakemlik yapıp yarım gününü vereyim mentalitesi. Yanlış mı oldu? Ama doğruları ifade ediyorum. Diyelim ki bir A şahsının bir dergisi var. Ama tamam benim alanımda. Ama diyelim ki etki faktörü çok düşük gibi. O zaman adam diyor ki ben bu dergi için niye çalışayım? Bu çünkü bu yarım günlük bir iş yükü. İşte bunu motive etmek çok zor. Bu motivasyon da ancak dergi kalitemizin zamanla artırılmasıyla olacak ve editörün ısrarıyla. Frontiers'ta bile bazen 20 tane hakem davet ediyorsunuz, bir tane ancak kabul ediyor. Yani orada da büyük dergilerde de sıkıntı var. Yine Springer'in bir dergisiydi galiba. Oraya makaleye gönderdik. Dedik ki niye gecikiyor bizim makale? Adam diyor ki 22 tane hakem davet ettim, daha kabul eden yok. Yani bu sadece bizim sorunumuz değil. Aynı zamanda uluslararası bir sorun. Ama diğer taraftan hakem ise ben sizin derginizi niye
sizin derginize neden hakemlik yapayım bakışı söz konusu. Gerçekten niye ben sizin derginize yarım günümü vereyim? Burada benim motivasyonum nedir? İşte bu soruyla karşı karşıyayız. Gerçekten çok zor bir soru. Ve burada tabii ki iş yükü editöre düşüyor. Yani yeri geldiğinde editör hakemlik de yapmak zorunda kalabiliyor. Yani burada tamam onu bilemem şimdi şeyler ama bir motivasyon gerekiyor. Yoksa kimse kimseyi tutup da yarım gününü niye versin? Bu soru karşı karşıyayız. Bu ancak hakemlerin %10'udur, %5'idir. Sizin bir makaleniz için yarım gününü verin. Ama SCI dergilerine örneğin biz de bakarken diyelim ki bir impaktlık bir dergi geldi. Dergiden hakemlik daveti. Bu hiç tıklamıyoruz bile. Yani niye şey yapayım? Yani çünkü bunaldık artık. Ama nedir? Diyorsun ki ben bu dergide makale yapıyorum. Editörle tamam makale yapıyorum. Burada hakemlik de yapmak zorundayım. Çünkü bu insanlarla ben çalışıyorum. Gibi. Biraz şey oldu değil mi? Açıklama biraz ters oldu. Çok doğru oldu hocam. Çok ama doğrusu budur. Ya evet, soru bir soru içinde dergilerimizin kalitesi artmak zorunda. Bu da ancak işte biraz önce bahsettiğiniz hocaların bahsetti. Bizim dergi kalitesini yükselteceğiz. Artı kalitesi yükselen dergilerin kalitesini daha da yükselteceğiz. O zaman diyecek ki işte biz bunu bir tamam bu bir anda olmaz. Bir iki ayda olmaz. Bu 3-5 yılda olacak şeyler. O zaman tabii ki hakemde de sorun yaşanacak. Ama diğer taraftan hızlı karar vermek zorunda değiliz. Bırakın yani uluslararası dergi yani bir de iyi impactlı dergiler 22.'de zorla bir hakem buluyorsa bizim editörümüz de birazcık zorlansın biraz hakem arasın. Yani ara, şey demiyorum eziyet etmek amacıyla söylemiyorum ama bu iş böyle. Eğer kaliteli bir hakem raporu çünkü sizin için gerekli. Çünkü kaliteli bir makalede kaliteli bir hakem raporu ister. O zaman da editörün iş yükü artıyor. Onun için diyorum ileriye dönelik olaylarda bizim editörlerimizin kısmen editörlerimizin de full time bu işi yapıyor olabilmesi gerekir. Yani çünkü çok ağır bir yük. Umarım bir faydalı olmuştur. Faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Dünkü oturumu dinlemiştim. Orada değerli bir hocamız şu katkıda bulunmuştu. Hakemlik bilim adamının asli görevlerindedir ki ben kesinlikle ona katılıyorum. Fakat motive edici neler yapılabilir? Orada şöyle bir öneri vardı. Burada dillendirmek istediğim. Kendisi şey demişti. Yani doçentliğe başvuru kriterlerinde hakemliğe de puan veririz. Yani bu da bir sürü orada biliyorsunuz kriterler var hocam. İşte TR dizin var, Citation Index var, konferanslar var. Yani hakemlik de bir puan karşılığı olunca en azından burada bir ne olabilir? Bir puan karşılığı olunca biraz motive edici bir durum. Biraz da aslında zorlayıcı bir durum. Bilmiyorum böyle bir öneri ortaya atıldı dünkü şeyde. Bunu da burada dinlendirmek istiyorum. Ben Cem Hocam'ın veya Orhan Hocam bu konuda bir düşünceleri, görüşleri veya katkıları var mı merak ediyorum. Önce Cem Hocam isterseniz size vereyim. Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar var. Onlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Örneğin hakemlere ücret ödenmesi. Yapılan çalışmalar göstermiş ki hakemlere ücret ödeme hakem raporunun kalitesinde bir değişikliğe sebep olmuyor. Yani bazen düşünülebilir imkanları iyi olan dergiler tarafından. Acaba biz bir ödeme yapsak daha kolay hakem bulabilir miyiz? Kalitede bir değişikliğe sebep olmadığı bulunmuş bu çalışmada. Dediğiniz gibi bu gönül işi. Makale yazınca belirli bir şekilde makaleniz gözüküyor. Ama hakemlik yaptığınızda genellikle bunlar gözükmüyor. Dolayısıyla burada teşvik öncesi sonrası, teşvik gündeme gelmeden önce de insanlar hakemlik yapıyordu. Yani çok teşvike de bağlamamak lazım. Teşvik neticesinde olan hakemlik kalitelerinde artış var mı? Mesela bunlar incelenebilir, bir araştırma yapılabilir. Teşvikten önceki dergi kayıtlarında vardır hakemlik raporlarıyla. Teşvik sonrası kolay hakem bulmak belki hakem bulmak kolaylaşmış olabilir ama kalitede bir değişiklik oluyor mu? Bence oradan alacağımız teşvik belki hakemlik yapmamızı kolaylaştırabilir, kabul etmemizi ama
kaliteyi gene değiştirmez diye düşünüyorum. Aynı maddi şeyde olduğu gibi. Burada kendini bilme adamış insanlar, bu sorumluluğu hisseden insanlar her zaman katkı vermeye devam edecektir. Bunları nasıl motive edebiliriz? Belki bir teşekkür belgesi gönderebiliriz hakemlik yaptıktan sonra. Yine listelerde anabiliriz. Derginin mesela son sayısında teşekkür ediyoruz diyebiliriz. Yani bir teşekkür bile bazen çok şeyi değiştirebilir. Bu konuda başka öneriler de var. İşte hediye göndermek gibi, dergiyi anlatan bir işte flash bellek gibi bir şey göndermek gibi. Ama biz burada iyi hakem bulmak için çaba göstereceğiz. Dergideki, editorial kuruldaki herkes birer derginin elçisidir. Hakem bulma açısından da katkı sağlamalıdır. Bir de çeşitli indeksleri tarayıp o alanda, şu da bir çalışma da şunu göstermiş. Eğer gönderdiğiniz yazı o kişinin direkt çalıştığı alanla ilgiliyse onu kabul etme şansı daha yüksek oluyor ve çabuk kabul ediyor onu, çabuk değerlendiriyor. Dolayısıyla o alanda spesifik çalışan insanları bulmak lazım. Bunları da işte indekslerden faydalanabiliriz, tarama yapıp. Ayrıca işte kendi bölgesel yakın çevreleriniz, mesela bize Üstün Aydıngöz hocamız şöyle bir öneri yapmıştı. Balkanlardaki kökenli, Balkan kökenli Amerika'da, Avrupa'daki insanlara ulaşın. Onları bulun. İşte en sık kullanılan soy isimleri şunlardır. Bunları şuralardan tespit edebilirsiniz. Onlarla girin oradaki kurumlara. O soy isimlere sahip kişiler büyük ihtimalle Balkan kökenlidir. Bunlar da böyle Balkan ismi olan bir dergide hakemlik yapmaya daha istekli olabilir. Mesela böyle bir ipucu vermişti. Buna benzer şeyler kullanılabilir. Arkadaşlarımızdan rica edebiliriz. Herkes kendi çevresini kullanması lazım. Telefon etmek zorunda kalıyoruz bazen. Yani maille de olmayabiliyor, sistemle de olmayabiliyor. Zor hakikaten. Hele yeni dergiler için çok zor. Ek bir katkı yapabilir miyim? Tabii ki Ertuğrul Hocam. Ben örneğin Frontista gördüm. Tabii ki o open access bir dergi. Hakeme indirim yapıyor. Fakat diğer taraftan bu indirim çok da değil. %15 gibi ama bizde paralı dergi dediğimiz zaman open access sayısı az. Fakat dergiler kendilerine böyle bir editorial kurulu gibi, onların uyguladığı gibi bir hakem board'u oluşturup bunu homepage'lerinde yayınlayabilirler. Bu şekilde en azından çağırdığı hakem eğer onu kabul ettiyse bir sempatiyle yaklaşacaktı. Sonuçta hakemlik bir sempati olayıdır. Yani burada ne bileyim ben ya bir win-win olay var. Bir de o dergiye yaklaşım otomatikmen belli bir nebze bu iş %5-10 olsa bile hakeme atraktif bir sonuç uyandırabilir. Yani bence başka iyi hakemleri çekme şansımız çok az kalitenin artmadığı sürece. Teşekkür ederim. Orhan Hocam siz... Evet yani birçok şeyi iki hocam da ifade etti. Aslında yani hakemlik olayı akademik teşvik öncesi sonrası dedik. Evet belli bir kırılma noktası var ama Cem Hoca'nın da bahsettiği gibi hakemlikle ilgili nitelik açısından çok fazla değişecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani siz ona değişik farklı teşvikler de verseniz sonuçta hakemlik bir farklı bir bakış açısıyla yapılması gerekiyor. Çünkü birçok farklı donanıma sahip olmanız gerekiyor. O anlamda evet gerçekten çok sağlıklı makale değerlendirecek hakem bulma konusunda ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama bunu çözmenin yolu çok temas kurmaktan geçiyor. Yani ne kadar çok ulusal uluslararası toplantıya katılır, oralarda bu insanlarla doğrudan temas kurar, onlara derginizi anlatır, derginize makale göndermelerini rica eder ya da editorial board'da olmalarını isterseniz o oranda da bu görünürlüğünüz artıyor. Özellikle tabii ben örneğin mesleğimizin ilk yıllarında bana bir uluslararası dergiden bir hakemlik görevi geldiğinde büyük heyecan duyardım. Yani çok onore olurdum açıkçası. Şu anda da o tür genç arkadaşlarımızın sayısının oldukça fazla olduğunu biliyorum aslında. Yani her meslek dalında çok değerli, genç, yetişmiş, kendini geliştirmiş arkadaşlarımız var.
Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu önemli. Bu konuda da tabii hakemlik eğitimi içerisinde bir takım ince noktaların ne olduğunu anlatmakta yarar var. Ama teşvik açısından baktığımızda parasal bir teşvik ya da işte akademik teşvik içinde puan verilmesi, Cem Hocam dediği gibi o makalenin değerlendirilmesi ile ilgili içerik açısından çok büyük bir katkı getirmeyecektir. Ama şu yapılabilir, yani Ertuğrul Hoca da bunu ifade etti. Sempatik kanallarla, hakemlerle iyi ilişkiler kurmak gerekiyor. Özellikle bir dönem hatırlıyorum ben, TÜBİTAK dergilerinde hakemlik yaptığınızda yılın sonunda size böyle kocaman bir kargo paketi gelirdi. İşte bunu bu yıl yapmış olduğunuz şu kadar hakemlik nedeniyle bir teşekkür mahiyetinde lütfen kabul edin diye TÜBİTAK başkanının veya diğer daire başkanının bir küçük kartı olurdu içinde. İşte daha çok da bu yıl sonuna doğru olurdu. Bir yılbaşı hediyesi gibi. Böyle bir şeyler hoş olabilir. Yani birçok farklı yöntemler de geliştirilebilir. Örneğin yine benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi o benim sunumda gösterdiğim Tunus'ta yapılan Arabian Journal of Earth Science dergisinin üçüncüsü bu yıl yapılıyor. Oradaki toplantıya gelen makaleleri değerlendirdiğinizde işte değerlendirdiğiniz makale sayısına göre, daha doğrusu makale ya da işte bildiri sayısına göre Springer size işte 10'a kadar değerlendiriyorsanız işte şu kadar euroluk bir bizim Springer'in yayınlarında kullanabileceğiniz bir hediye çeki, şu kadar olursa şu kadar euroluk bir hediye çeki şeklinde birçok şeyler yapılabilir. Ama yani TÜBİTAK yayınları özelinde konuştuğumuzda TÜBİTAK'ın zaten çok zengin bir yayın içeriği var biliyorsunuz. Yani bunlardan her yıl ya da 6 ayda bir, tabii her makale değerlendirdikten sonra göndermek mümkün değil. Çok pratik bir şey değil ama en azından belli dönemlerde topluca yıl sonunda olabilir. Böyle bir teşvik yapmak yararlı olabilir. Şimdi buradan okuyorum tabii bazı arkadaşlarımız örneğin işte Q1 kategorisine giren dergilerde işte şu kadar sayıda yaparsa bu puan olsun, şu olursa. Bunun çünkü sınırı yok. Yani hakemlik hakikaten bir yaşam biçimi. Yani siz eğer bilimsel bilginin gücüne inanıyorsanız hakemliği de doğru yapmanız gerekiyor. İşte ben sunumda gösterdim, bir hakem arkadaşımız, çok genç o arkadaşımız, sayfalarca yazmış. Yani bakıyorsunuz her şeyini anlatmış. Anlatırken de tabii o genç arkadaşımızın makalesine katkı sunmak amacıyla bunu yapmış. Makaleyi reddetmiş ama sonuçta reddederken de birçok önerilerde bulunmuş. Bu da önemli. Dolayısıyla bu çok tartışılacak bir konu ama her halükarda yine bütün görev ve sorumluluk açıkçası editörlere düşüyor. Editörler kurulunun da aktif olması gerekir. Örneğin ben göreve geldiğimde bir istatistik yaptığımızda işte editörler kurulundaki kişilerin hemen hemen neredeyse hiçbirisinin, bırakın makale editörlüğünü, hakemlik bile yapmadığını, İçlerindeki yabancıların hiçbir şekilde hakemlik veya editörlük yapmadığını gördük. Orada isimler var sadece. Şimdi tabii biraz daha güncelledik. Güncellerken direkt temas kurduk. Lütfen sizden hiç olmasa en azından yılda iki defa veya bir defa hakemlik veya makale editörlüğü yapmanızı rica ediyoruz dedik. Dolayısıyla biraz açıkçası bu iş Ertuğrul Hocam'la dediği gibi editörün sırtında gibi bir görev. Baş editörün sırtındaymış gibi gözüküyor bu sorumluluk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine hocam bu soruyla bağlantılı. Şimdi en az kaç hakeme göndermeliyiz? Yani bir yayını. Şimdi ya, mevcut hakem bulma zorluğu da ortadayken, yani bunun bir ideali var mıdır? Yoksa işte biz tercihen 3 hakeme göndeririz veteriner hayvancılık grubu olarak en az. Ama genel olarak bir kanı var mı? Siz Orhan hocam ne düşünüyorsunuz? Yani 3 tabii olması lazım. En az 3 ile başlayacağız. Yani tek hakeme göndermek mümkün değil. 2 hakem çiftli sayı olduğu için sonuçta kararları farklı olabiliyor. Ama 3 hakemle başlamak gerekir. Biz örneğin Turkish Journal of Earth Science'a gönderirken, örneğin ben bir editör atarken, makale editör atarken muhakkak bir ayrı bir not düşüyorum o matbu yazının üzerine. Muhakkak içinde bir tane en azından yabancı araştırmacıyı hakem olarak atamanızı bekliyoruz şeklinde. Dolayısıyla hiç olmazsa ilk aşamada 2 tane Türk hakem, 1 tane yabancı hakem tarafından okunsun istiyoruz. Tabii süreç tamamen makalenin değerlendirilmesine bağlı. Eğer bu süreçte
çok farklı görüşler ortaya çıkarsa, bir tanesi örneğin benim örnekte de vermiştim, olduğu gibi kabul edilsin, bir tanesi reject dediğinde bu tabii çok uçlarda bir karar. Ve o zaman sizin bir dördüncü hakem, hatta bir beşinci hakeme, beşinci hakeme ne zaman gönderirsiniz? Bir makale içinde farklı farklı disiplinler vardır. İşte bir örneğin yer bilimleri makalesinin içerisinde jeodezi olabiliyor, başka alanlar olabiliyor, işte sismoloji olabiliyor. Dolayısıyla o anlamda da bir dördüncü, beşinci hakemi bu kapsamda değerlendirip üç hakemden sonra bir dördüncü, beşinciye kadar da gönderebiliyoruz. Ama ben örneğin hiç altıncı hakeme göndermedim. Çünkü ne kadar çok hakeme gönderirseniz de beşten sonra olay daha karmaşık bir noktaya geliyor. O aşamada bence sizin editör olarak sağlıklı şekilde bütün bu gelen hakemlerdeki görüşleri değerlendirip kendiniz de makaleyi ciddi şekilde okuyup değerlendirdikten sonra kendi görüşünüze katarak makale ile ilgili görüşümüzü netleştirmeniz gerekir. Teşekkür ederim. Bize ayrılan, ben teşekkür ederim hocam. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama yine de bir soru daha var. Etik editörlüğü konusunda da herhalde Cem hocam bu soruya cevap verecek. Etik editörlüğü konusunda biraz daha bilgi verilebilir mi? Şeklinde. Cem hocam bu sorunun cevabını alabilir miyiz? Tabii. Etik editörü bir defa gelen yazılarda herhangi bir etik kusurla karşılaştığımızda her ne kadar baş editör yayın kurulu üyelerinin bu konuda ilgili olması beklense de zaman zaman böyle tartışmalı noktalar olabiliyor. İçinden çıkamadığımız. Etik alanında uzman bir kişinin etik editörü olarak dergiye katkıda bulunacağını düşündük. Örneğin bizim dergimizde Berna hocamız, Berna Arda hocamız etik editörümüz. Dolayısıyla böyle duayan bir isim bize çok katkıda bulundu. Zaman zaman böyle arada kaldığımız sorunlar olduğunda o açıdan katkı sağlayabilir. Yine şüphelendiğiniz yazıları ona gönderebilirsiniz. Bazı dergilerde ise bu editörler Research Integrity editör olarak geçiyor ve rutin çalışıyor. Biz danışman olarak daha ziyade danışıyorduk etik editörümüze ama bazı dergilerde bu baş editör o yükünü biraz azaltmak için bu konudaki özel bir kişiye bunu iletiyordu bu görevi ve Research Integrity Editör de alıyor bakıyor işte ne kadar intihal var orada ne düzeyde benzerlik var sonra verilerde herhangi bir çarpıtma uydurma gibi sorun var mı yine resimlerde tek tek bunları bakıyor. Ama bazı dergilerde bunu dergi editörü yapıyor. Ama böyle çok yazı akışı olan dergilerde ise bu research integrity veya etik editörler bunu yapıyor. Yine editörle ilgili bir sorun olduğunda editörden tatminkar bir cevap alınamadığında bu da işte yazı özelinde değil de editörün bir kusur işlediği düşünüldüğünde başvurulacak makamlardan biri olarak orada yer alıyor. Etik editörüne işte ben böyle bir sorunla karşılaştım diye şikayette bulunabiliyor yazar veya hakem kimse. O açıdan da dergilerin kendine güvenirliğinin bir göstergesi olarak da söylenebilir. Tabii bunu bazı dergilerde ombudsman editörler de yapıyor. Tamamen dergiden bağımsız. Ayrı o kurumda çalışmayan, derginin sahipliğinin olduğu yerle ilişkisi olmayan bu konuda deneyimli kişilerce de ombudsmanlık da bu anlamda kullanılabiliyor. Etik editörünün çok katkısı olabilir. Özellikle yayın etiğine çok hakim değilseniz bu açıdan etik editörü atanması faydalı olacaktır. Teşekkür ediyorum hocam. Ben son olarak sözü yine Ertuğrul Hocam'a vermek istiyorum. Şimdi editörlerin de şöyle bir misyonu var. En azından TÜBİTAK editörlerin diyelim, TÜBİTAK'a karşı nedir? Derginin atıf oranını artırmak, işte impact faktörünü artırmak. Sizin gibi değerli bilim adamları da hocam tabii ki alt sıralarda tercih ediyor diyelim. Bu çıkmazın içinden nasıl çıkabiliriz? Yani bu konudaki görüşünüzü ben gerçekten Ertuğrul Hocam merak ediyorum. Yani
8 impact faktörlü bir dergi nerede? 1 impact faktörlü bir dergi nerede? Ama Türk bilim adamlarının da takdir edersiniz bu konuda birbirine biraz destek vermesi lazım. Kesinlikle bu konudaki önerinizi duymak istiyorum hocam. Sizin bir söz almak isterseniz buyurun. Öncelikle tabii ki ben şu anda açıkçası utandığım da bir olay var. TÜBİTAK'ın bir dergisi için 50. yıl galiba sayısı 50. yıl için. Aslında yazdık. Yazdım bitti yani derleme yazıyorum. Bu nedir? Talep geldi. Tabii ki sempatiyle bakıyoruz. Yani özellikle burada tabii talep geldiği zaman niye yazmayalım? Sonuçta bir yerel bir dergi bizden yazı istiyor. Onun için örneğin şu anda ben TÜBİTAK dergisi için bir derlemeyi diyeyim, makale demeyeyim de derlemeyi bitirdim. Çünkü o talep edildi. Ve şu anda son okumamı yapacağım. Bir iki gün içerisinde de editöre ulaştıracağım. Ha burada yani bunları yapıyoruz aslında. Ama talep gelmesi gerekiyor. Ama derse ki benim işte 5 impact faktörlük bir dergiye gidecek datayı bildik yerde yayınla derse bu işte emeğe de. Çünkü diyor ki ben diyor yaz tatiline geleyim diyor veya 15 gün tatilimi alayım diyor bir araştırma yapıp yayın yapayım. Ama yüksek impactlı dergilerdeki yayınlar 5-6 yıl sürüyor. 5-6 yıllık emeğimi tutup da 0-5'lik bir dergide örnek olarak veriyorum. Hepsi bizim dergilerimiz. Hepsi bizim. Yani 0-5'lik bir dergide yayınla derseniz çalışanlara yazık, sarfa yazık gibisinden. Ama nedir? Sonuçta biz bu dergilerin kalitesini hep beraber yükselteceğiz yani. Ama şu anda ben bir TÜBİTAK dergisi için bir tane derlemeyi yazdım. Hatta geciktim biraz ama yazıldı bitti ama işte şeyler son okumaları yapamadım. Eksik kaldı cevap. Hocam ben bir ekleme yapabilir miyim? Ha, buyurun lütfen Cem Hocam. Öncelikle bir önceki soruda hakemlikle ilgili olarak bir şey eklemek istiyorum. Tamam lütfen. Mesela kurum dergilerinde kurumdan gelen yazılarda o kurumdan hakem atamamaya dikkat etmek lazım. Hakem bulmakta da sıkıntı yaşanıyorsa en azından bir tanesi yazarın kurumunun dışından bir hakem olmasında fayda var. Bizim tıp dergilerinde iki hakem yeterli olabiliyor, iki hakem görüşü. Bazı daha ciddi dergilerde üç ama bu da bir de süreçte de bunun göstergesi. Şimdi hakem raporlarını editör inceliyor. Yeterli görmezse 3, 4, 5 bazen 10 tane hakeme kadar çıkma durumu söz konusu oluyor. Yani burada önemli olan hakemler sonuçta buna karar vermiyorlar. Editör karar veriyor. Bu danışmanlığın düzeyi ne kadar yeterince yapılması gerekiyorsa o kadar olmalı. Ama en az 2 olmalı deniliyor bizim tıpta ve mümkünse de kurum dışında olsun. Hatta eksternal yani dergide ismi olmayan kişiler tarafından, dergi editorial boardlarında olmayan kişiler tarafından değerlendiririz. Bu Türk dergilerine katkı açısından da hakikaten ben de Ertuğrul Hocam'a katılıyorum. Yani indekste olmasa da biz aslında bütün dergilerimize katkı sunmamız lazım. Ben indekste olmayan dergilerden de bir hakemlik teklifi geldiğinde eğer baktım mümkünse aynı indeksteki dergilerde olduğu gibi bir değiştirmeden hakemlik kalitesini olabildiğince yüksek tutarak destek olmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir gözlemim vardı. Dergide editör olarak çalışırken bizim bastığımız yazıların %80'i Türk yazarlara ait, %20'si yabancı yazarlara aitti. Fakat aldığımız atıfların %80'i yabancılara ait, %20'si Türklere aitti. Yani en çok biz kendimiz faydalanıyoruz kendi dergilerimizden. Ama iş kullanmaya gelince en az biz kullanıyoruz Türk dergilerini. Yani biz Türk dergilerinde kendimizin çalıştığı yerlerde kendi yazılarımıza güvenmemiz gerekiyor. Bunları özellikle, yani bu da boş yere atıf yapılma anlamında söylemiyorum ama niye bu oran çıkıyor? Yani dolayısıyla
Bizler biraz bu Brezilya'daki örneklere dönmemesi lazım. Orada biliyorsunuz 4-5 dergi aralarında anlaşıp birbirlerine atıp yaparak böyle olumsuz bir şekilde etik faktörlerini yükseltmişlerdi. Bunlar tabii etik dışı durumlar. Ama biz kendi yazılarımızı da kullanmamız lazım. Kendi dergilerimizi açıp bakmamız lazım bir çalışma yaparken. Bu konuda biz ülkemizde ne yapmışız? Bizim dergilerimiz neler basmış dememiz lazım diye düşünüyorum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Burada, tabii ki biraz alakası olabilir. Birazcık da kimine göre etik olmayabilir ama büyük dergilerdeki editörlerin veya editoryal kurulun kendi dergileri fokus almak üzere diyelim ki belli bir konuda makale yayınlıyorsunuz ve bu kurullar benim izlenimim, uluslararası izlenimim kendi dergilerindeki konularla ilgili başka dergilerde bol miktarda derleme yapıyorlar ve burada kendi derlemelerinden dergilerinden bol miktarda orada atıf almış oluyorlar. Bu şekilde bunda biz karşılaşıyoruz. Diğer bir husus hakemlik sonucunda yine TÜBİTAK dergilerinden bir tanesi. Ben tabii ki diyorum ya bana çok nadirdir Türkiye'den hakemlik teklifi. Bir baktım şey geldi. Yine bu hafta oldu bu. Diyor ki e-mail geldi. Bu makaleyi edit eder misiniz? TÜBİTAK'ın bir dergisi için. Ben hemen kabul ettim. Yani o zaman ne oldu? Bence zekice bir hareket. Beni kullandı. Kendisi yormuş olduğu hakem bordunu, yani kendi çünkü sürekli yüklendiği bir hakem serisi var. Onu yormak yerine topu bana attı. Ve benim üstümden gayet akıllıca bir hareket, bunu Frontist de yapıyor ve buradan dedi ki bunu sen edit et. Sonuçta ben de hakem sürecine sokacağım. Ben de yorumumu yapacağım. Sonuçta da oradaki ana editör de bu işi yapacak. Ve bu da başka bir seçenek bence. Yani güzel bir seçenek, benim hoşuma gitti. Çünkü normal koşullarda bilmiyorum yapmayacağınız bir hakemliği size görev verilmiş. Dergide bir edit işlemi yapar mısınız? Sempatik bir görev. Sonuçta bir ülkenin bir görevi. Siz de hemen tamam kabul ediyorsunuz ve kabul ettim. Hakemlerine de gönderdim şimdi. Neyse. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Orhan hocam son olarak katkıda bulunmak istediğiniz bir konu var. Birçok şey konuşuldu. Yani yaklaşık 3,5 saate yakın evet, bir etkinlik oldu. Evet artık sanıyorum bu sunumlar YouTube'da da yayınlanacak. İzleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani hakikaten faydalı olduysa çok mutlu oluruz bundan. Bireysel olarak da tabii rahatlıkla e-mail de gönderebilirler. O konuda da hiçbir sıkıntı yok. Son olarak belki şunu söyleyebilirim. Yani bu özel sayılar da çok önemli. Buradan zaman zaman takip ediyorum bu Zoom'dan gelen yazışmalarda. Bazı daha yerel dergilerin makale bulma konusunda sorunlar yaşadığını görüyorum, okuyorum. Yani ulusal düzeyde nitelikli, sürekli olan toplantılarda çok nitelikli çalışmalar sunulabiliyor. Örneğin Türkiye Jeoloji Kurultayı bu sene 73. kez yapılacak. Yani 73 yıldır kesintisiz Türkiye'de kurultay düzenleyen bir oluşum. Oralarda farklı farklı salonlarda, farklı farklı ortamlarda, farklı alanlarda oturumlar düzenlenebiliyor. Bu birçok farklı alanda da var biliyorum, gerek tıpta gerek diğer alanlarda. Dolayısıyla bunları iyi takip etmelerinde büyük fayda var. Ve eğer nitelikli, çok stratejik konularda, özel sayılarda yılda hiç olmasa bir defa derginizde basabilirseniz bu sizin derginizin hem saygınlığını artırabiliyor hem de görünürlüğünü biraz daha yükseltebiliyor. Örneğin biz Karadeniz'in petrol potansiyeli ile ilgili bu yılın başında bir özel sayı basmıştık. 9-10 tane makale oldu. Onların içinde 2 tane makale hemen 4-5 ay içerisinde yüksek atıf alan makaleler içerisine girdi. 2 tanesi de hot papers diye adlandırdığımız yani çok ciddi şekilde görünürlüğü olan bir makale kategorisine girdi. Dolayısıyla bunlar da yine biz izleyen editör arkadaşlarımız varsa onlara bir tavsiye niteliğinde sunuyor ve tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Saygılar hepimiz, bizden hocam hepinize. Artık izninizle hocam oturumu sonlandırmak istiyorum. Çünkü tabi ULAK'ın düzenlediği
Son seminerde hocam katılımcılara teker teşekkürlerimi sunuyorum. Ve son konuşmayı yapmak üzere Sibel Hanım'a mikrofonu veriyorum. Ben kendi adıma hepinize teşekkürlerimi borçluyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın hocam teşekkür ederim. Cem hocam, Ertuğrul hocam, Orhan hocam çok güzel, keyifli bir etkinliği tamamladık. Yine çok verimli olduğunu düşünüyorum. Gelen soruların çoğunu Zoom'dan ve YouTube platformundan yanıtladık. Şöyle bir açıklama yapayım yine son söz söylemeden. Sorularda hakemlikle ilgili sorular da vardı. Dünkü etkinliğimiz yine hakemlikle ilgili olduğu için Ulakbim TV'den izlenebilir. O videolar yine sizlere yardımcı olacaktır. Etikle ilgili sorular var. Etik için 30 Haziran Salı günü bekliyoruz. Çok kıymetli hocalarımız var konuşmacı olarak. Cem Uzun hocamın moderatörlüğünde, yine Berna hocam, özür dilerim, Canan hocam ve Ali Ekber hocamla birlikte olacağız. O sorularınızı orada da yöneltebilirsiniz. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerimizin devamını gerçekleştireceğimizi de iletmek istiyorum. Farklı temalarda olabilir. Benzer düzenlediğimiz bu seriyi alanlara göre, spesifik konu alanlarına göre de ayrıca yapabiliriz. Çünkü sosyal bilimlerle ilgili de özellikle talep var. Biraz daha fen bilimleri ağırlıklı gidiyoruz gibi düşünceye sahip sanıyorum katılımcılarımız. Tabii ki temel noktada aynı editörlük de olsa, hakem değerlendirme süreci de olsa, ama ayrıştığı noktalar elbette var. Bu konularda tematik toplantılarımızı da yapabiliriz. Yayıncılarımızı, editörlerimizi de bir araya getireceğiz. Onlarla da birlikte söyleşi tarzında etkinlikler yapacağız. TR Dizin toplantısı yapacağız. TR Dizin'le ilgili beklenti var. Kriterlerimiz özellikle 2020 yılında yayınladığımız ve etikle ilgili olarak detaylandırdığımız maddelerle ilgili sorular var. TR Dizi'nin toplantısı öncelikle, önce onunla başlayıp diğerleriyle devam edeceğiz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Salı günü katılımcılarımıza da görüşmek üzere. Katılan panelist ve moderatör hocama da saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, herkese saygılar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.